HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özpek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah olduğu gibi biliyorsunuz gündeme dair soru ve görüşleriniz için 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özpek Twitter, Aygün Özpek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağım. Dün hakikaten çok keyifli bir maç vardı. Dev maç vardı. Bu dev maçı kazanan Fenerbahçe oldu. Normal sezonu lider tamamlama Vodafone Sultanlar Ligi ilk bölümünün son haftasında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Daimit karşı karşıya geldi. Sarı lacivertler zorlu mücadeleyi karar setinde kazandı ve normal sezonu lider bitirmiş oldu. Voleybol Sultanlar Ligi'ne baktığımız zaman şöyle Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Daimit'i 19-15, 25-22, 25-21, 19-15 ve 15-10'luk setlerle 3-2 yendi. Beşiktaş dün biliyorsunuz milli ara nedeniyle de Fatih Karagümrük'te karşı karşıya geldi. Nevzat Demir tesislerinde oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Fatih Karagümrük'ün golünü Lassana'dan gelirken Karakartal'ın golü de Gezal'dan geldiğini belirtelim. Tabii şimdi İki önemli konumuz var. Bir tanesi biliyorsunuz Fenerbahçe'nin parlamentosu dediğimiz, yani daha önceki dönemlerde başkanlık yapmış, yöneticilik yapmış yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı organize etti biliyorsunuz Sayın Başkan Ali Koç. Oradan çok önemli bilgiler geldi. Onu ben birazdan paylaşacağım sizlerle. Bir de biliyorsunuz Okan Buruk'un açıklamaları var. Sayın Okan Buruk da Antalya'da biliyorsunuz. Galatasaray Antalya'da kamp yapıyordu. Oradan da çok detaylı bilgiler, paylaşımlar ve hocanın açıklamaları geldi. Ben zaten birazdan detayları vereceğim. Ama şunu söyleyeyim. Parlamento dediğimiz, yani Fenerbahçe'nin parlamentosu dediğimiz, daha önceki dönemlerde yöneticilik yapmış, başkanlıklar yapmış üyelerin, yönetim kurulu üyelerin o ortak kanısı takımı ligden çekmeyelim ama her türlü desteği verelim. Detaylarını ben birazdan size aktaracağım. Neler konuşuldu aktaracağım. Programın ikinci bölümünde bununla ilgili bir bağlantı yapacağız. Aynı zamanda bir hukukçu bağlanacak. Sevgili Fatih Şaşıoğlu. Spor hukuk avukatı bağlanacak. Ona da çok fazla sorularımız var. Trabzon kanadı var. Trabzon kanadından da biliyorsunuz cezalarla ilgili itirazlar var. İşte tutuklananlarla ilgili itirazlar var. Onların da detayını alacağız. Bugün biraz daha geniş kapsamlı bir yayın yapacağız sizlerle. Günaydın. Günaydın Aygın abi. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ben Mehmet Denizli'den. Mehmet kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk Aygın abi, nasılsın, iyi misin? Sağ ol, sen nasılsın Mehmet, iyi misin? Denizli havalar nasıl? Denizli hava güzel ama bir salgın var etrafta. Çok grip mi? Evet, grip ve öksürük. Evet. Öksürük geçmiyor özellikle arkadaşlar, evet, dikkat edin. Öksürük geçmiyor, herkes kendine dikkat etsin. Aynen. Onu temenni ediyorum. Aygın abi, hatırlarsanız Ali Koç'un bundan bir iki yıl demeyeyim de sezon öncesinde bir açıklaması vardı. Herkes diyordu Ali Bey neden yumruğunuzu masaya vurmuyorsunuz? Doğru. Ali Bey de diyordu ki bizim yoğurtçu işimiz böyle. Farklı, biz, farklı diyordu. Evet, bizim yoğurtçu işimiz bu şekildedir. Biz onlar gibi olmayacağız. Sesimizi çıkartmayacağız. Bunu söylemişti. Doğru. Ondan sonra bir şeyler olduktan sonra bir zat çıktı. Dedi ki işte biz bu öyle gibi çıkmayacağız, etmeyeceğiz, tutmayacağız dedikten sonra Ali Bey dedi ki biz artık onlar gibi olup yumruğumuzu masaya vurma zamanımız geldi dedi. Doğru. Bunların hepsini söyledi. Demek ki bu olayların başlangıcı Ali Koç ve Fenerbahçe değil. Oraya bağladın her şeyi, anladım. Bu olayların başlangıcı, ismini söylemek istemiyorum. O zat dediğimiz bir inşaatçı arkadaşımız. Bunları söylüyor. Çıktıktan sonra ve geçen günde tekrardan insanları başka bir tarafa yönlendiriyor. Biz şampiyon olarak çıkarsak derbiye, neymiş efendim? Olaylar olmayacakmış. Ya böyle bir açıklama yapılabilir mi Aykut abi ya? Anladım edin. Ya böyle bir açıklama yapılabilir mi? İnsanlar oraya, hakemler burada zan altına alınıyor. Ondan sonra federasyon zan altına alınıyor. Neymiş? Olaylar çıkmasın, tekrardan aynı olaylar yaşanmasın. İşte malum takıma ceza gelmesin diye biz ufak şeye, diğer bir şampiyon çıkalım diye bir açıklama yapılıyor. Ondan sonra her şey süt divan olduktan sonra dün akşam da Okan Buruk çıkmış. Ne güzel işte birbirlerine sarılıyorlar, ediyorlardı, tutuyorlardı. Neden bunlar iki hafta öncesinde açıklanmazdı? Şimdi tekrar açıklıyorlar. Anladım. Peki. Yani işin içinde bizim şunu söylemek istiyorum son olarak.
Fenerbahçe'nin diğer dallarda basketbol da olsun işte voleybol da olsun aldığı başarılar görüyoruz. Neden Fenerbahçe sadece futbolda başarısız oluyor da diğer sahada başarılı oluyor? Bir de bunu bir sorgulamak lazım. Çünkü öbür tarafta bu kirli ellerimizi temizlerler denen hiç kimse olmadığı için. Hı-hı. Ama Fenerbahçe ne zaman ki biraz başarıya aç ve kendini toparladığı zaman da bu şekilde diğer peki takımlardan bir linç yiyor. Peki. Teşekkürler sevgili Mehmet. Kendine çok çok, çok iyi bak. Çok sağ olun Aygın abicim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Tabii bugün şunu da söyleyelim. Bugün ayın 29'u. Neden 29 diyorum? Bugün saat 16 ile 18 arası da Sayın Başkan Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu üyelerine, yani aralarında benim de olduğum Yüksek Divan Kurulu üyesi olduk ki artık ben de bir yürüyüşüm bile değişti Fenerbahçe tesislerinde. Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir görüş alışverişinde bulunacak. Onların düşüncelerini alacak. Kendi düşüncelerini aktaracak. Onlardan gelen bilgileri notlarını alacak. Zaten ikisinde de Fenerbahçe Kongre üyeleriyle çok geniş, uzun bir detaylı konuşma yapacak Sayın Başkan Ali Koç. O konuşmadan sonra zaten kararlar yavaş yavaş ortaya çıkmış çıkacağını belirtelim. Günaydın. Günaydın Aygün abi, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Kimle görüşüyoruz? Teşekkür ederim abi. İstanbul'dan Fenerbahçe taraftarı. Sadece cuma günleri bağlanabilen Dallas Murat. Nasıl cuma bağlanıyor? Mübarek cuma diye mi yoksa? Abi cuma günleri bağlanıyordum önceden ama tam 4,5-5 aydır bağlanamadım. Hatta sadece bu dedim, bu cuma da bir şansımı deneyeyim. Gerçi her gün deniyorum da cuma günleri düşürebiliyorum sadece ama 4 aydır cuma da düşüremiyorum sadece. Sen her günü cuma gibi düşün, öyle ara. Arıyorum. Bugün 2 tane telefon vardı yanımda. Kızımın telefonu vardı, tamire vereceğim. İkisiyle beraber aradım. Şansa bir ikisiyle aynı anda aradım. O şekilde düşürebildim. Salı günü Dallas'ın muhabbetini yaptın. Çok uğraştım düşürmeye. Ha, Ceyar'la, Suyalan'la. Ha, doğru. Hook Dallas'tan gittik. Öyle söylemişim. Aynen, sakın yanlış anlamasın insanlar. Hook Dallas'tan gittik. He. Evet, 4-5 sene önce siz yapmıştınız bu Dallas muhabbetini. Oradan kalmıştınız. Doğru. Abi bir konuya değineceğim ben. Gündem belli zaten. Ben geçen gün Trabzon'un açıklamalarını siz dinledim de orada Ali Sürmen'in diye birisi bir açıklama yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ağır cezada görevliydi. Ne dedi bilmiyorum. Ya Trabzon başkanından sonra açıklama da yapılan Ali Sürmen'iydi adı yanlış hatırlamıyorsam. Belediye başkan adayım olan. Belediye hayır. Radyodan değil, canlı yayınlandı. Trabzonspor'un yaptığı ilk basın toplantısı. Ha, onu dinlemedim. Başkanın yanında Ali Sürmen'in diye birisi vardı. Bir şahıs vardı. Hı-hı. Ağır cezada görevli olduğunu daha önceden söyledi. Abi anlattı, ben çok üzüldüm bir Fenerbahçeli olarak. Yani Trabzonspor'un ne kadar mağdur olduğunu anlattı. Yani ben sanıyordum ki Fenerbahçe bu olaylarda yani mağdur durumda. Meğerse ki Trabzonspor mağdurmuş. Yani öyle bir konu anlattı ki abi, dinlemedin, dinlememişsin. Dedi ki yani taraftar dedi bizim sahaya girdi dedi, futbolculara dedi. Sahaya girdi taraftarımız dedi. 4-5 tane futbolcu dedi taraftara saldırdı dedi. Bizim taraftarımız mağdur oldu dedi. Mağdur olan taraf biziz dedi. Aynı bu açıklamayı yaptı. Yani ben şaka gibi dinledim. Ya dedim acaba biz yanlış bir şey mi seyrettik? Yani yanlış bir şey. Orada basın mensupları da soru soruyor. Bir tanesi sormuyor. Demiyor ki ya taraftarın sahada ne işi vardı? 5 tane futbolcu diyor bizim taraftar, maskeli taraftarımıza saldırdı diyor. Bizim taraftar, biz mağdur olan biziz diyor. Aslında diyor şikayetçi olmamız gereken biziz diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi abi ya? Anladım. Yani dinliyorum seni, dinliyorum. Dinledim radyoyu, ben şaşırdım. Dedim ya ben dedim Fenerbahçe taraftarı olarak yani kendi şeyimizden vazgeçtik artık. Ben Trabzonspor üzüldüm. Adam sahaya yani dövseydi yani şey mi olacaktı yani, anlamadım yani. 5 tane futbolcu nerede saldırmış abi? Diyor bizim taraftarımız girdi diyor. Biz diyor mağduruz diyor. Bizim şikayetçi olmamız anladım lazım peki, diyor. Peki. Ekleyeceğim bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Kendine abi. Çok iyi bak. Duymak çok güzel. Sağ ol. Aynı şekilde kardeşim. Bir an önce kızının telefonu da yaptır. Onun hattını da kullanma. Teşekkür ederim abi. Fatura kıza gelecek çünkü. Az günah çocuğa. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra telefon almaya devam edeceğiz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, saatlerimiz 10-13'ü gösteriyor. Şimdi genel anlamda Fenerbahçe'de eskiden yöneticilik yapmış, başkanlık yapmış olan kişilerin genel düşünceleri ligden çekilmeyle ilgili sıcak bakılmadığını söyleyelim net bir şekilde. Hatta takımı ligden çekmeyin görüşü var, onu belirtelim. Ama onun haricinde alınacak her karara da destek olunacağı yönünde bilgiler var. Nedir bunlar işte? Mesela benim bana gelen, benim biraz dün biraz araştırmalar yaptım. Nedir, ne değildir, neler olabilir diye. Bir kere Süper Kupa'ya çıkmama durumu var.
U19 olayı olmuyor size söyleyeyim. Süper Kupa'ya çıkmayalım görüşü çok fazla ağırlıkta basıyor. Onda da şöyle bir cezası varmış. Tabii birazdan spor kulübü avukatıyla bu konuyu konuşacağım ama galiba çıkmazsanız 3 yıl boyunca Süper Kupa maçı oynayamıyormuşsunuz. Çok da önemli değil demişler. Onu tekrar söyleyeyim. Kalan süre içerisinde yani kalan ligin diğer kalan bölümünde mutlak surette sahaya siyah formayla çıkalım demişler ki bu da biraz zor. Çünkü sezon başında biliyorsunuz formalar onaylanıyor. Belki çok farklı pankartlarla çıkalım. Statlarda tepkimizi gösterdik. Pankartlar tarzında olaylarla çıkalım. Görüşleri de var. Onun haricindeki baktığımız zaman ligle ilgili yedek ağırlıklı. Yani zaten biliyorsunuz kadrolarda da gençlerden de kurulu bir kadro var. Daha çok gençlerin ve oynayacak olan gençlerin ve oynamayanlarla ligi devam edelim tarzında naklen yayın ihalesinden çıkalım. Sıkıntı neyse önemliydi. Naklen yeniden çıkalım. Zira Türkiye Kupası'na girmeyelim. Onu da söyleyeyim işte efendim bazı üyelerin işte çok fazla o kanalın Fenerbahçe'ye çok ağır eleştirilerde bulunduğundan dolayı Zira Türkiye Kupası'na girmeyelim, katılmayalım, elenelim tarzı görüşler de var. Bunları Sayın Başkan'ın da teknik not aldığını belirtmemde fayda var. Çok verimli bir toplantı olduğu konuşuluyor. Günaydın, alo günaydın. Dinleyici varmış galiba. Günaydın. Günaydın Aygün Bey. Osman ben, Kadir Eylül Dermeni'nden. Osman Bey nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz de iyisiniz. Sağ olun, buyurun efendim. Siz sonunuzdan iyi olduğunuz anlaşılıyor. Haftanın son günü Osman Bey, cuma, yarın cumartesi, pazar tatil. Tatil, pazartesi. İşbaşı. Öğrencilere tatil tekrardan. Bizlere hani devam, bizler bazen. Devam. Bizler çünkü devam ediyoruz. Bayramda da ben burada biliyorsunuz içtima yapacağım. Bakayım kimler takip ediyor bizi, buyurun Osman Bey. Şimdi biz de ben Beşiktaş taraftarıyım, aynı zamanda kongre üyesiyim. Biz de kupa maçına açıklanmışsınız hatırlıyorsanız. Biliyorum, biliyorum. Bir maç ceza, bir sene ceza. Bu arada çok önemli değil. Hani spor kupaya çıkmasın. Süper, işte onun şeyini bilemiyorum. Yani 3 maç diyorlar ama bilmiyorum. 3 bir sezon. Avrupa'daki kupa daha önemli. Beşiktaş taraftarı olarak düşüneceğim. Doğru. Ben şimdi aynı zamanda memleketim de benim Trabzon. Şimdi az önceki arkadaş herhalde tam anlatamadı olayı. Şimdi bağlana geçen de Trabzon toplantısında konuşan Ali Sürmeli dedi ha. Ali Sürmen, Ali Sürmen. Ali Sürmen. Eski eski ağır ceza hakimi. Ha, Ali Sürmen. Aynı zamanda tabii Ali Sürmen. Hı-hı. Ve divan kurulu üyesi Trabzon'un. Yani sağlam kişilerden. Hı-hı. Onun aktardığı, onun dediği ceza olayı hani Trabzon taraftarının sahaya girmesinin yanlış olduğunu söylüyor ama işte o sahaya girdikten sonra güvenliğin onu yakaladıktan sonra futbolcuların mesela örnek veriyor Osterwolde'nin ayağıyla vurması kramponu silah sayıyor. Yerde yatan bir kişinin kafasına silahlı bir aletle yapılan darbe öldürmeye teşebbüs olarak başlar demiş. Aynen. Ali Sürmen Bey. Şimdi buldum yazısını. Ayakkabıda şey olarak geçiyor. Silah olarak geçiyor. O şekilde hani arkadaşın, yerde yatan arkadaşın da Osterwolde'den veya Osay Samuel'den davacı olma hakkı olduğunu söyledi. Doğru doğru aynı yani şekilde. Yani bunların bu çünkü sonuçta adam yakalanmış diyor. Ve başka ayının vuruşunu atıyorum Osay Samuel bunların hepsini söylüyor. Onları söylüyor. Arkadaş biraz ama burada şunu da söylememiz lazım ya. Şunu da söylememiz lazım. Yani şimdi bir kere birincisi ben burada hep şunu söylüyorum. Bunu Trabzonspor taraftarına kimse mal edemez. Camiaya mal edemez. Çünkü hakikaten orada aklı selim. Birçok Trabzonspor taraftarının bana gelen bilgileri de paylaşıyorum. Yapılmaması yönünde saha içerisinde tepkiler olduğunu biliyorum. Duydum da çünkü. Onu söyleyeyim. Bu bir provokasyondur. Onu da söyleyeyim. Bakın size söylüyorum. Zaten gelen aktaran arkadaş Avrupa'dan gelmiş. Almanya'dan gelmiş. Zaten. Yani provokasyondur. Şimdi bir insan maça bir insan maskeyle gelmez. Bir insan maça sadece gözleri açık bir şekilde maç izlemez. Onu söyleyeyim. Suratın her yeri kapalı olan insanlar vardı. Bunlar oraya niye geldiği belli Osman Bey. Buyurun söz sizde. Buyurun. Yok şimdi bunlar grup halinde gelmişler. Yani bu 33 kişi mi öyle söylüyor arkadaş tabii. Bunlar herhalde kendi bir grup olarak bir maske falan takmışlar. Gibi ne bileyim bizim de çarşı Berlin var mesela. Bende tişörtleri de var mesela. Bir yere o tişört farklı. Surat kapama farklı. Tişört farklı. Tişört yok, bütün grupların. Yok onu demek istemiyorum. Bazı maçlarda hani kafaya bir şey getiriyorlar. O maksadan grup halinde ben onda değilim mesela. Şimdi Trabzon taraftarı şimdi şöyle. Bilmiyorum hani herkes farklı seyrediyor. Hani dikkat ettiyseniz hani taraftarın hani ilk sahaya giren taraftarın dayak yemesinden sonra insanlar şey yapıyor. Hani çoğunluk türbün inmeye çalışıyor. Hani arkadaşı
arkadaş değil miyim hani o, ben onu sanki şimdi sahaya ineni bizim sahaya ineni bizim haklı göstermemiz yanlış olur. Evet, yani onun işi değil orası. Onun işi orası yanlış, değil. Yanlış bir şey. Onun orası değil. Zaten ne olursa olsun hani, hani ne bileyim ona saldırı olunca diğer kişiler sahaya iniyor gibi gördüm ben, bilmiyorum siz nasıl gördünüz. Ben birazdan onunla ilgili konuşacağım. Ekleyeceğiniz bir şey var mı Osman Bey? Yok o işte hani spor hukuku da bağlanacak ya size. Birazdan bağlanacak. Onu da sorarsınız mesela. Hani bu sahada vurulanlar hani. Nedir nefsi müdafaa anı hepsini soracağım merak etme. Merak etme hepsini tamam, soracağım. Oldu, iyi yayınlar. Dinlerseniz de kafanızdaki bütün soru işaretlerini almış olursunuz. Hatta tamam, arkadaşlar tamam. Şunu da söyleyeyim. Çok teşekkürler. Benim sosyal medya hesabım Aygün Üspek Twitter veya Aygün Üspek Instagram ve de Radyo Spor'un Twitter hesaplarından bağlantı yaptığım zaman mutlak suretle bağladığım kişiye bir şey sormak isterseniz yazarsanız ben anında onu da aktarmaya çalışırım. Çok fazla mesajlar da geliyor. Çok fazla farklı şeyler gönderiyorsun. Görüntüler gönderenler var. Onları da söyleyeyim. O görüntüler zaten buradan benim okumam imkansız. Görüntü gönderiyorsunuz çünkü onlara yer vermem mümkün değil. Demin de söylemiş olduğum gibi şunu söyleyecektim. Osman Bey şimdi söyleyince dinleyicimizi alacağım da biraz bekleteceğim. Şimdi futbolcunun yeri sahadır. Taraftarın yeri tribündür. Şimdi bakın Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında bir husumet var. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani yeni bir olay değil. Yıllardır orada yaşanan olaylar. Ben burada bazen anılarımla anlattığım zaman Trabzon'da da yaşadığım anılarımı anlatıyorum. Soyunma odasına koridorlarında neler olduğunu hepsini biliyorum. Çünkü ben de oradaydım yaşadım. Öyle bir arabalar geldik. Çevikkuvvet arabalarıyla gittik biz. Stat'tan bizi eski Avniyaker'den tabii ki. O Faroz Mahallesi'ndeki Trabzonlular çok iyi bilir. Ben o stadı çok beğeniyorum açıkçası. Şimdi stadı çok tutmuyorum. O şey yok. Atmosfer yok. Neyse Faroz'dan mesela biz çıkarılırken polis arabaları gelirdi, otobüsleri falan cam yoktu. Çevik kuvvet polisleri ellerindeki kalkanlarla o camları önünde dururlardı, içeride otururlardı. İç kısımlarda futbolcusu, yöneticisi ve gazeteciler. Öyle götürüldük biz. Ama bakın bu olaylar yeni değil. Ama şunu söylüyorum. Son dönemde bir şekilde Fenerbahçe ile Trabzon üzerinden bir operasyon yapılarak ülke karıştırılmaya çalışıyor. Ben bunu hep söylüyorum. Bunu yeni bugün söylemiyorum. Osman Bey bir operasyon yapılmaya çalışılıyor. İki camianın birbirine düşürülmesi üzerinden bir şekilde bir ülke karıştırılmaya çalışıyor. Benim dikkat edilmesi gereken nokta bu. Sahaya atlayan insanlar, suratları kapalı insanlar, ellerinde bıçaklı. Diyorlar bıçak yok. Trabzonspor futbolcular da Avrupa medyasına yapmış olduğu açıklamalarda sahada bıçak gördüklerini ben de gördüm. Yerde vardı. O maskeli kişi tribündeki görüntüsü var. Elinde sallarken. Bir insan suratı kapalı bir vaziyette niye gelir maça? Niye bütün Trabzonspor taraftarını bir anda kamuoyu önünde farklı anlatılmaya çalışılır? Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Ha bundan sonraki süreçte şu olabilir. Hatta o belki bundan sonraki dönemlerde iki tarafta hem Fenerbahçe tarafı hem de Trabzonspor taraftarı belki de il güvenlik kurullarında yapacak konuşmalarda iki tarafta tribünlere boş olsun, boş statlar oynayan fikri de çıkmaya başlayabilir. Onu da söyleyeyim. Günaydın. Günaydın Aygün Bey. Merhaba. İyi yayınlar, kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Kimle görüşüyoruz? Ben İrfan Çorlu'dan. İrfan Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ben Trabzon Akçabat ilçesindenim. Akçabat'ta köftesi meşhurdur arkadaşlar. Evet. Ramazan'da Tekirdağ, söylemek istemiyorum ama. Tekirdağ köftesi de meşhur. Ama Akçabat farklı. Buyurun. Evet, oranın doğasıyla, hayvanıyla, otuyla daha güzel oluyor. Daha lezzetli kekik, oluyor. Kekik yemiş. Hayvanın vermiş olduğu doğru söylüyorsun. Doğru. Kesinlikle. Az önceki konuşmalarınızda %100 katılıyorum. Ben bu duruma çok üzülüyorum. Bir Trabzonsporlu olarak Fenerbahçe ile yaşanan olaylara çok üzülüyorum. Ve anlamadığım şeyler var. Buyurun. Bunları sizden paylaşmak istiyorum. Buyurun buyurun lütfen. Şimdi seyirci stada girer, koltuğunda oturur, bir lavaboya gider gelir. Ya yani maçı izler, maçı izler, maçı izlemeye gider. Doğru. Seyircinin sahaya girmesi yasak. Yanlış. Yanlış. Bunu girdiyse bu sizin az önce dediğiniz gibi bir provokasyon. Okey. Trabzonspor'a ülkeye bir zararlı olan kişilerin aynı yapmış olduğuna inanıyorum. Doğru, ben de aynı düşüncedeyim. Aynı düşüncedeyim arkadaşlar. Ben bunların ve Trabzonspor'un başkanı Ertuğrul Doğan o 77'li, ben 1970 doğumluyum. Benden küçük. Ve bunları nasıl savunuyorsun? Sen nasıl savunuyorsun bunları ya? Senin stadın kapanacak.
senin sağ seyircin kapanacak, senin kasana para girmeyecek. Sen bunlara nasıl savunuyorsun, ben bunu anlamıyorum. Ekemen Korkmaz, senin meslektaşlarına sen çıkar. Nasıl sahip çıkacağına nasıl vuruyorsun ya? Nasıl şey diyorsun? Ekemen Korkmaz'ın derhal istifa etmesini istiyorum. Bu ya arkadaş, bu Fenerbahçe Olympiakos'tan oynayacak. Ben Olympiakos'u mu tutacağım? Tabii ki Fenerbahçe'yi tutacağım ya. Biraz da sakin olalım. Biraz ya, nefes alalım. Olaylar, nefes alalım biraz. Nefes ya, alalım, sakin olalım. Ben bu Ertuğrul Doğan'ı anlamıyorum ya. Sayın Başkan Ertuğrul, anladım. Ne demek istediğini anladım. Sayın Başkan'ı anlamıyorum. Sen nasıl savunursun bunları ya? Senin kasana para girmeyecek. Senin seyir, stadın kapanacak. Senin seyircin ya parasızlık diye bağırıyorsun. La arkadaş, senin stadın kapanacak. Sen sahaya nasıl girersin ya? Sen kimsin kardeşim ya? Sen girdin mi bu provokasyondur. Provokasyondur. Bu Trabzonspor'a zarardır. Doğru. Peki. Bu Fenerbahçe ile Trabzonspor kardeştir kardeşim ya. Yapmayın, gözünün cihazı seveyim ya. Doğru. Etmeyin doğru. Ya biz kardeşiz ya. Doğru. Peki. Yunanistan Olympiakos gelecek. Olympiakos gelecek, doğru. Ben Fenerbahçeliyim o zamanı. Doğru. Ya böyle bir şey ya, olmayın ya. Peki. Yapmayın. Peki. Ya. Peki. Bu Ekemen Korkmaz'ı istifa ediyorum. Kesinlikle Trabzon'a girmesin kardeşim. Peki. Ya. Peki. Çok teşekkürler. Sakin olalım. Sağlık her şeyin başında gelir arkadaşlar. Futbol mücadele, bir takım kupa kazanır ama insan sağlığı her şeyden önemlidir. Sağlığınıza dikkat edin. Tekrar söylüyorum. Yapılan olayları Trabzon camiasına mal edemezsiniz. Ama sahaya girenleri de savunamazsınız. Oraya bir provokasyon için gelmiş bu insanlar. Bakın söylüyorum. Fenerbahçe ile Trabzon arasındaki son dönemde iyi şeyler yaşandı. Hatırlıyor musunuz geçen sene baktığınız zaman? Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç, Trabzonspor taraftarlarıyla beraber maç izledi arkadaşlar. Maç izledi, biliyorsunuz. Trabzonspor taraftarları, hatırlıyorsunuz değil mi? Avrupa Kupası maçlarında Fenerbahçe ile beraber bayrak salladı Trabzonspor taraftarı. Trabzonspor taraftarı deprem döneminde o Fenerbahçe'ye Beşiktaş Galatasaraylısı Fenerbahçelisi yan yana omuz omuza maçlara gitti. Destek verdi o depremzede kardeşlerimize. Ama söylüyorum, tekrar söylüyorum. Bu 150 kişi, kimi 10 kişi diyor, kimi ama sahaya girenler, hadi diyelim ki 15-20 kişi provokasyon için gelmiş, onlar belli. Diğer gençler de maalesef o dolduruşa geldiler. Ama tekrar söylüyorum, bu provokatörler mutlak suretle ağır bir şekilde cezalandırılması gerekiyor. Yok ben sahaya girdim, yok o futbolcuların vurulacağını gördüm, onlara ayırmaya girdim falan, kimse bunları yemez arkadaşlar. Kimse bunları yemez. Eğer siz bunlara ağır ceza vermezseniz bundan sonraki süreçte her şeyin önünü açmış olursunuz. Günaydın. Günaydın Aygün Bey, kolay gelsin. Teşekkürler, kimle görüşüyoruz? Ben Kamil, İzmir'den arıyorum. Buyurun Kamil Bey, hoş geldiniz. Galatasaray taraftarıyım. Hoş geldin kardeşim. Teşekkürler. Öncelikle şimdi ben söylemek istiyorum bu Trabzon-Fenerbahçe maçıyla ilgili. Ben bir futbol sever olarak özellikle Fenerbahçe'de futbolcuların ceza almasını istemiyorum. Çünkü ligin kalan maçlarında adaletli şekilde devam edilmesini istiyorum. Hı hı. Ceza verilecekse de bu ceza bir daha aynı eylem yapılırsa diyerek. Ertelenme anlamında demek istiyorsun. Daha önce Fatih Terim uygulanmıştı değil mi? Fatih Hoca'ya mı uygulanmıştı galiba? Erteleme bir şey. Öyle hatırlıyorum ya. Yanlış hatırlıyorsam beni düzeltin, ne olur. Buyurun. Doğru söylüyorsunuz. Silivri'de Fatih Terim hocamıza yapılmıştı bu. Hı hı. Adalet olan da budur zaten. Bu ceza, çünkü bu futbolcu bir futbolcuya darbe yaparak kırmızı kart gördüğü falan olayı olmadı. Taraftarla yaşanan bir şey olduğu için, hı hı, bu ceza verilmesin, verilecekse de ertelensin. Yani için adil tarafı bu. Ben bir futbolcu olarak ben bunu düşünüyorum. Onun dışında ama şunu da söylemek istiyorum. Kulüp başkanları artık bence çok fazla konuşmasınlar. Hiçbirisi yani. Başkan olarak çıkıp basın toplantısı düzenlemesinler. Yöneticiler var. Onlar çıksın, onlar konuşsunlar. Çünkü neden? Ortamı gerçekten çok geriyoruz. Şimdi Sayın Ali Koç mesela diyor ki bizi şampiyon yapmayacaklar. Ya da yapmıyorlar. Ben de şimdi bir futbol sever olarak dediğim gibi şunu soruyorum. Çok öyle Denizli spor maçlarına falan gitmeye gerek yok. Geçen seneye gidelim en basitinden. Geçen sene Fenerbahçe İstanbul'da kendi evinde oynadı. 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş'ta kendi evinde oynadı. 1-0 öne geçti. Sivas maçına gel. Sivas maçını kazansaydı şampiyondu. Bütün maçları tek tek saymaya gerek yok.
Ay. Geçen seneki Sivas Spor maçını kazansaydı şampiyondu, onu söylemeye çalışıyorum. Galatasaray 1-0 yenildi kendi evinde, o zaman Fenerbahçe için 103 golü geçecek deniyordu. Hatırlayın, çok iyiydi yani. İkinci maçta bir şampiyonluk kaybetmişti. Moral bozukluğu olabilir ama ilk maçta Fenerbahçe avantajlıydı Galatasaray'a karşısında. Hatta Galatasaray için yenilecek konuşmaları da yapılıyorlardı. Şimdi sen bu maçları kazansaydın şampiyondun. Seni kim? Yani o yüzden artık başkanlar hatta yöneticiler de yani böyle art niyetli konuşmalar yapmasınlar. Doğru, çünkü insanlar gerçekten çok zor durumda. Peki. Yani, o yüzden bir futbol zevkimiz var. Ne olur onu da bizim elimizden almasınlar. Aldılar maalesef. Yani, maalesef futbol zevkimizi de elimizden aldılar. Artık biz yavaş yavaş baleye döneceğiz. Yemin ediyorum ya, sporun hakikaten en keyif aldığımız şeyin için mahvettiniz ya. Aynen, tabii kızım var, maça gitmek istiyor. Götüremiyorum Aydın Bey. Götüremezsin tabii ki. Olaylar molaylar, bir sürü şeyler, doğru söylüyorsun. Yani cesaret istiyor artık. Ailecek maça gitmek cesaret istiyor. Sahada bir komedi oynanıyor. Bu komediyi mi izleyecekler? Sahada zaten futbol yok sevgili kardeşim. Oynanan sürelere bakıyorsun. Futbol maçında yerde yatan futbolcu kalkamıyor. Hakemler rezalet. Verilen kararlar rezalet. Yani ne izleyeceksin ki? Bir de dünya kadar para vereceksin maça gideceksin. Biletler de uçmuş vaziyette. Ne izleyeceksin? Bu tiyatroyu mu izleyeceksin? Yani biz futbolumuzu geliştirmeyi çabalamak yerine böyle şeylerle uğraşıyoruz. Doğru, yani doğru sevgili kardeşim, doğru. 3-1 maç yaptığımız zaman takımlarımız da iflas ediyor. Doğru. Yani Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarını gördünüz. Yani 3 günde bir maç yaptığınca takım kendine gelemiyor. Doğru. Yani ama Avrupa'ya bakın, adamlar 3 günde bir maç yapıyor. Doğru. Çok teşekkürler. Reklama gitmem lazım. Kendine çok iyi bak sevgili kardeşim. Çok da güzel mesajlar verdin. Teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra belki bir iki telefon alalım. Ondan sonra dinleyiciye gidelim. İkinci bölüme geçelim. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, 10.34 son dinleyicimizi alalım. Çünkü çok yoğunmuş hatlar. Bugün son dinleyicimizi alalım. Ondan sonra yavaş yavaş programın ikinci bölümüne geçeceğimizi söyleyeyim. 3 bağlantı yapacağız çünkü ondan dolayı son dinleyicimiz. Günaydın. Hayırlı günler, hayırlı cumalar Aygün abim. Çok teşekkürler sana da, hayırlı cumalar sevgili kardeşim. Ben Mevlüt Aygün abi. Galatasaray taraftarıyım. Hoş geldin Mevlüt kardeşim. Aygün abi. Buyur kardeşim. Bu federasyon, bu Galatasaray Fenerbahçe takımları kime hizmet ediyor, ben onu anlayamadım. Türk futbolunda. Taraftarlarını birbirine katmaktan başka bir şey yaptıkları yok. Açıklamalar anlamında söylüyorsun. İki kulüplerin açıklamaları anlamında. Evet. Doğru, evet. Biz paramızla birbirimize katıyorlar. Biz bu ülkenin evlatlarıyız. Biz el ele sarmaş dolaş maçlara gitmemiz lazım. Aynı yerde oturmamız lazım. Bu futbolcular milyonlarca dolar para alıyor. Peki hakkını veriyorlar mı futbolun? Bize güzel futbol oynatıyorlar mı? Yok. Yani bizi birbirimize katmaktan başka bir şeyler yapmıyorlar. Biz bu ülkenin evlatlarıyız. Sakın bu tarihlere gelmeyelim. Peki. Başkanlarımız taraftarları birbirine katmaktansa futbolcularını sıkıştırsınlar. Peki. O parayı onlara veriyorlar. Federasyon içinde federasyon göndermek takımların kendi ellerinde. Neden imzalı göndermiyorlar? Bravo kardeşim. Aynısını söylüyorum. Neden İstifaya davet ediyorsunuz. Kendiniz gönderin. Evet. Yani ben burada taraftarlara sesleniyorum. Biz bir kardeşiz. El ele sarmaz durup bu maça aynı yerde oturup seyretmemiz lazım. Doğru. Biz paramızla gidiyoruz. Kendi paramızla birbirimize girmeyelim lütfen. Aklımızı başımıza alalım. Doğru. Biz bu ülkenin evlatlarıyız. Doğru. Çok teşekkürler Mevlüt kardeşim. Kendine çok iyi bak. Sana da hayırlı günler dileyelim. Hayırlı cumalar. Evet, demin de söylemiş olduğumuz gibi. Çıkıyorlar işte kulüpler. Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya davet ediyorum. Abi yetki sende. Türkiye Futbol Federasyonu istifaya davet ediyorsan o zaman gereğini yap. Eğer federasyon istifa etmiyorsa yapman çok basit. Ne yapacaksın? Hemen gereğini yapacaksın. İmza toplayacaksın. Kulüpler Birliği, toplayın imzayı gönderin. Niye gönderemiyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu'nu? Evet, attığımızda Fenerbahçe eski yönetim kurulu üyesi Orhan Demirel var. Sayın Demirel, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Alo. Alo. Merhaba. Sayın Demirel, nasılsınız? Yayınımıza hoş geldiniz. Sağ olun Aygün Bey. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Herkese de iyi günler dilerim. Buyurun. Şunu soracağım aslında. Tabii demin dinleyicilerimiz de aynısını söyledi. Uzun zamandır da bunu söylüyoruz. İşte kulüpten bakıyoruz, başkanların hepsi. İşte Türkiye Futbol Federasyonu'ndan memnun değilim diyorlar. İstifasını istiyorlar. Ama baktığımız zaman eğer karşı kurum istifa etmiyorsa imza toplayarak zaten kongreye de götürebilirsin. Niye bu yolu tercih etmiyor kulüpler sizce? Siz çünkü uzunca bir süre Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyeliği de yaptınız. Neler söylersiniz bu konuyla ilgili?
Yani federasyonun imza toplamak çok basit bir şey aslında. Ve bu talebi sunmak da çok basit bir şey. Açıkçası bizim kulübümüz de bunu yapmalı. Fenerbahçe de bunu yapmalı. Diğer kulüpler de bunu yapmalı. Özellikle rakibimiz Galatasaray'da. Açıkçası bilemiyorum Aygün. Yani neden bunların... yapılabilir aslında. Böyle bir imza... Tabii yapılabilir ama... Neden yapılmadığını açıkçası. Evet, dün Fenerbahçe'nin parlamentosu diyorum ben. Bugün gazetelerde de zaten bu tip haberler çok fazla. Şunu sormak istiyorum. Siz de oradaydınız. Ortam nasıldı Sayın Demirel? Neler gördünüz? Katılım nasıldı? Oradan başlayalım isterseniz. Buyurun. Şöyle söyleyeyim. Çok kaliteli bir toplantı oldu. Çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Sevgili Başkanımız Ali Koç'un da bu toplantıdan gerekli fikirleri aldığını düşünüyorum. Gerçekten katılımcılar da tüm fikirlerini, tüm taleplerini ve başkanımıza yapması gerektiği önerilerini sundular. Başkanımız da gerekli notları aldı. Bunları muhakkak değerlendirecektir 2 Nisan'dan önce. Ben çok verimli geçtiğini düşünüyorum açıkçası. Uzun zamandır da Fenerbahçe'de böyle bir toplantı yapılmamıştı. Camianın önde gelenleri, bütün hizmet etmiş, Fenerbahçe'ye hizmet etmiş bütün yöneticiler çok açık bir şekilde önerilerini ve fikirlerini başkanlar paylaştı. Çok verimli geçtiğini düşünüyorum abi. Çok verimli geçti. Şunu söylüyorum, yani bugün gazetede çıkan haberleri, tabii ki oradaki konuşmaları size sormam yanlış olur. Çünkü orası parlamento ve Fenerbahçe'nin de, hani deriz ya, sakın yanlış anlamayın, yatak odası deriz zaten. Oradaki konuların dışarıda konuşulması yanlış, ama bugün gazeteye düşenler üzerinden müsaade ederseniz sormak istiyorum size Sayın Orhan Demirel. Hattımızda Fenerbahçe Eski Yönetim Kurulu üyesi Orhan Demirel var. Genellikle ligden çekilmenin ağır bir düşünce olacağını söylemiş yöneticiler. Eski yöneticiler ve şeyler ve çekililmemesi gerektiğini söylemişler. Sizin bununla ilgili düşünceniz nedir? Neler söylersiniz? Şimdi Ergün, aslında sevgili başkanımız bize daha kamuoyuna da sunduğu konuşmada şunu söyledi. Ligden çekilme de dahil tüm olasılıkları konuşacağımız bir istişare toplantısı yapacağız dedi. Dolayısıyla tüm olasılıklar kendisi tarafından değerlendirilecek. Bizlere de sonuçları anlatıldı. Neler olabileceği. Tabii ligden çekilme kararı zor bir karardır. Burada önemli olan şey şudur. Biz kongre üyeleri, tüm hepimiz Fenerbahçe Başkanı'nın arkasındayız. Dolayısıyla 2 Nisan'da da kesinlikle bir çoğunluk sağlayacağımızdan %100 eminim. Ve orada Ali Koç Başkan'ın arkasında durduğumuzu göstereceğiz. Tabii burada tüm olasılıklar masaya yatırıldı. Bizler fikirlerimizi söyledik açıkçası. Farklı fikirler var her konuda, her olasılıkta. Biliyorsunuz başkanımız 3 tane olasılıktan bahsetmişti. Kötü, çok kötü, daha kötü gibi. Bunların hepsini, bugün de divanımız var biliyorsun. Bütün olasılıklar anlatılacak ve sonuçlarına göre başkanımıza, yönetim kuruluna biz bu yetkiyi vereceğiz. Açıkçası sorunun net cevabını vermek çok zor, ama bu zor bir karar olduğunu söyleyebilirim. Mesela sizin sıcak bakabileceğiniz düşünce ne olabilir Sayın Demirel? Yani mesela siz şu anda yönetimde olsanız, evet, veya başkan olsanız veya, evet, ne bileyim işte size yönetim kurulu üyesi olsanız, sizin düşünceniz ne olabilir? Onu da çok merak ediyorum. Ya çünkü önünüzde kötü, çok kötü, çok çok kötü senaryolar var. Mesela bu senaryo içerisinde sizin için en aklınıza yatan, mantıklı olan ne Sayın Demirel? Şimdi Aygün, ben yaklaşık 40 senedir tribünlere gidiyorum. Burada bir fanatik olmadan ya da bir kulüp taraftarı olmadan bir şey söylemek isterim. Ben tribünlerde Fenerbahçe taraftarının iyi tanınması gerektiğini söylüyorum. Bizim etrafımızda oturduğumuz zaman hakem bizim lehimize ama doğru olmayan bir karar verdiğinde, bana inanın, tribünde ya bu da doğru değildir diyecek kadar samimi bir seyircisi vardır. Samimi bir taraftarı vardır Fenerbahçe'nin. Son yıllardır, son 15-20 yıldır, daha da eskiye getirebiliriz. Fenerbahçe üstüne oynanan oyunlardan artık taraftar yoruldu. Yani bıktık artık. Anlatabiliyor muyum? Bu çok Fenerbahçe taraftarının üstünde çok büyük bir baskı var. Kulübün,
Şimdi bir tepki verilmek zorunda Aygün. Bir tepki vermemiz lazım. Şimdi sınırını, mesajını da iyi ayarlamak lazım. Açıkçası ben kararlar alınırken çok fevri kararlar alınması taraftarı değilim. Dolayısıyla karar muhakkak bir tepki verilmeli. Bu tepkinin dozajı iyi ayarlanmalı. Fenerbahçe'siz birlik düşünemeyeceği ortada. Ancak bu kadar baskının, bu kadar üstüne gelmenin bu kulübün bir karşılığı olması lazım. Dikkat edilirse bir otorite yok karşınızda. Yani bu Trabzon maçına da bağlanmamalı bu yaşanan olaylar. Evet, Trabzon özelinde birçok şey söylenebilir. Güvenlik neredeydi? Güvenlik yoktu. Bir sürü şey, hakem kötüydü, her şey söylenebilir ama bu sadece Trabzon maçına bağlanacak bir tepki değildir. 3 Temmuz'u yaşamış bir kulüpten bahsediyoruz. Yani hakikaten bu kadar başka bir kulübün başına gelseydi ağır bedeller ödeyen bir kulüp doğru kalmazdı. Doğru, ağır bedeller ödeyen bir sonra, kulüp. Soruna net cevap vermek çok zor. Ne yapılabilir? Net bir şey var. Kesinlikle bir tepki verilmeli. Bu tepki etki yaratmalı. Ama ne olmalıdır dersen, fevri kararlar verilmemeli. Oturup üstünde düşünmeli. Biz başkanımıza gerekli önerilerimizi yaptık. Bugün de divanda da gerekli öneriler yapılacaktır. Başkan ve yönetim kurulu bu izlenimler doğrusunda kendi kararını verecektir. Ama önemli olan şey şudur. Fenerbahçe bugün başkanının arkasındadır. Ve başkanımızın alacağı kararı da destekleyeceğimiz çok nettir. Evet, ben tabii bugün gazetelerden baktığım zaman, değerlendirmeye baktığımız zaman işte birçok öneriler var. İşte kalan maçlara siyah formayla çıkılması gibi, ne bileyim Süper Kupa'ya çıkılmaması gibi, Ziraat Türkiye Kupası maçlarına çıkılmaması gibi, bundan sonraki dönemler naklen yayından çıkılması gibi, ne bileyim biliyorsunuz Fenerbahçe için çok önemli olan bir 4 Nisan tarihi var. Fenerbahçe atılan kurşunun failleri bulununcaya kadar Trabzonspor maçlarına çıkmama gibi çok fazla öneriler ortaya atıldığı konuşuluyor. Onu da tekrar söylemek istiyorum. Şuna gelmek istiyorum. Ekleyeceğiniz bir şey var mı sizin bu şeyle ilgili? Yok, yok. Dediğin gibi bu olasılıkların hepsi olabilir. Dolayısıyla bu bahsettiğin olasılıkların hepsi değerlendirilir. Bugün gazetelerde çıkan haberlerden söyledim Sayın Orhan Demirel. Sakın şey yapmayın. Gazetede buna benzer haberler var. Onları söyleyeyim. O yüzden söyleyeyim. Onlardan okudum çünkü. Evet. Yani bunların hepsi değerlendirilebilir. Ama öz olan şey şudur. Muhakkak bir tepki verilmesi gerekir. Bu tepkinin de dozajını Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulu karar vermek durumundadır. Ama net olan bir şey vardır. Biz 2 Nisan'da başkanımızın ve yönetim kurulunun arkasında olduğunu gösterebileceğimiz 20 bine yakın kongre üyemizle, belki daha fazla orada olacağımızda öyle düşünüyorum açıkçası. Bu en son yaptığımız toplantıda da bir birlik ve beraberlik, bugüne kadar olmayan birlik beraberliği çok yakından hissettiğimi söyleyebilirim. O çok önemli. Hakikaten, o çok önemli. Gerçekten bunu çok yakından hissettim. Yani eskiden yöneticilik yapmış abilerimiz, dostlarımız, kardeşlerimiz, uzun zamandır kulübe gelmeyen yöneticiler, yani hepsinin orada bulunması ve fikirlerini beyan etmesi beni açıkçası çok neşelendirdi. Açıkçası çok mutlu etti. Gerçekten çok mutlu etti. Tabii bir soru daha sormak istiyorum. Tabii buna cevap verip vermemek size kalmış bir şey. Onu da sormak istiyorum Sayın Demir. Tam bu toplantı yapılırken de Sayın Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu. Bir organizasyona katıldı. Sosyal medyada da Sayın Aziz Yıldırım'a karşı inanılmaz bir şekilde tepki oluştu. Özellikle Fenerbahçe taraftarı üzerinden, yapmış olduğu açıklamalar üzerinden. Aziz Yıldırım'ın katılmamasını neye değerlendirir, nasıl değerlendirirsiniz, neler söylersiniz? Evet, şimdi Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe kulübünde yaptıklarını kimse yok sayamaz. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin önemli değerlerinden biridir. Daha da önemlisi, Aziz Yıldırım beni yönetim kuruluna seçmiş bir başkanımdır ve benim için de önemli bir yeri vardır. Ancak Aziz Yıldırım'ın bize sürekli söylediği bir şey vardı. Dışarıda konuşmayın. Bütün her şeyimizi divanımızda, kongremizde konuşalım. Bu onun en hassas noktasıydı. Doğru. Ve en ufak bir böyle bir aksi hareket olduğunda da tepkisini koyardı ve söylerdi.
Benim tespitim şöyle Aygün. Biliyorsun bir seçimde 2018 seçiminde Ali Koç başkanımız kazandı ve bir farkla kazandı. Bu Aziz Bey üstünde bir negatif bir etki yaptı ve Ali Koç'a hak etmediği bir düşmanlık besledi. Halbuki Ali Koç'un bir farkı yok burada. Kongre üyeleri Ali Koç'u seçti ve bu farkı kongre üyeleri verdi. Dolayısıyla Aziz Yıldırım'ın, sevgili başkanımızın buradaki bu negatif enerji üstünden atamadığını görüyorum. Bir sürü soru soruyor. Özellikle beni çok düşündüren ve çok kızdığım düşmanını belirle gibi bir laf sarf etti. Hı hı. Bunu yani düşmanı hepimiz biliyoruz açıkçası ama eğer kendisi bilmiyorsa bunu gelirdi toplantıya. Gelmese bile Ali Bey'in yanına giderdi. Ya sevgili başkan kastediyorsun diye sorardı. Bu böyle açık ortamlarda bir televizyon kameralarının karşısında konuşulacak konular değil. Yani madem Fenerbahçe'ye destek olmak istiyorsun, madem Fenerbahçe'nin ta kendisi olduğunu söylüyorsun, dolayısıyla bunlar toplantılarda konuşulacak şeyler değil. Ben Aziz Yıldırım'ın maalesef samimi olduğuna inanmıyorum. Daha başka kızdığım başka şeyler var başkanımıza. Aziz Bey kulübün sahibi olarak görüyor kendini. Başkan belirlemesinde, kendi istediği başkanın seçileceğini, kendi istediği divan başkanının seçileceğini. Yani Fenerbahçe böyle bir kulüp değil. Hiçbir zaman böyle olmadı, böyle olmayacak da. Başkanımızın 3 Temmuz süresinde yaşadığı şeyleri unutmak ve ona saygı duymamak mümkün değil. Ama Fenerbahçe böyle bir yer değil. Dolayısıyla Aziz Bey'in bu psikolojiden kurtulması lazım. Çünkü Fenerbahçe'yi kendisi bizden daha iyi tanır. Bu çıkışlar kendisine fayda sağlamaz. Fenerbahçe'ye fayda sağlamaz. Sürekli kendisinden icazet alınmasını söyleyen bir yapı içerisinde Fenerbahçe'ye ben bu süreçte yalnız bıraktığını düşünüyorum. Ve bu da açıkçası Fenerbahçe'nin de hak ettiği bir şey değil. Aziz Bey bizim büyüğümüz, gelip bu toplantılara katılmalıydı ve soracağı soruları bu büyük toplantıda sormayabilirdi. Ali Bey'le bir araya gelirdi ve sorardı. Yani kadar basit bir şey. Bunların samimi olmadığını düşünüyorum Aygün. Tabii şu da var, onu da söyleyeyim. Özellikle sosyal medyada bu çok fazla yazıldığından dolayı sormak istiyorum. Sayın Aziz Yıldırım'ın artık Fenerbahçe kulübüne zarar vermeye başladığı konuşulmaya başlandı. Bir uzun yıllar, yaklaşık 20 yıllık bir başkanlık süresi geçen Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye zarar vermeye başladığı ve zarar verdiği konuşuluyor. Katılıyor musunuz bu konuya? Bunu çok basit bir şöyle cevap vereyim buna. Biliyorsun bizim eski başkanlarımız çoğu hayatta değil. Bir Ali başkanımız, Ali Başkan. Alişan başkanımız hayatta. Aziz Bey. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin ombudsman sayılacak yeri çok azaldı. Dolayısıyla böyle bir durumda Aziz Bey'in ya da isimden Aziz Bey de olmasa bir önceki başkanın kulübünü yalnız bırakması kamuoyunda Fenerbahçe adına doğru bir şey değildir. Yani zarar vermeyi bu şekilde değerlendirebilirim. Yani topyekün birlik olmak gerekirken Aziz Yıldırım'ın isminin de önemi yok diyelim. Önceki başkanın bu toplantılarda olmaması ve 20 sene bu kulübü yönetmiş bir başkanın bu işlerde katılımcı olmaması Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Onun fikirlerine de ihtiyaç vardı. Ama tekrar söylüyorum, Aziz Bey'in şahsi düşünceleri Fenerbahçe'nin önüne geçmiş gibi duruyor. Bu çok rahatsız edici. Bunu zarar veriyor gibi düşünebilir miyiz? Evet, düşünebiliriz. Hı hı. Biliyorsun Haziran'da bir seçimimiz olacak. İnşallah Ali Bey devam eder. Onu da sormak istiyorum size. Çünkü ama çok kısa bir araya gidebilir miyim sevgili Orhan Demirel? Tabii, reklam aramız var. Hem onu sormak istiyorum hem de Trabzon'daki olaylarla ilgili birkaç şey sormak istiyorum. Müsaade ederseniz. Çok az sizi bekleyeceğiz. Hattımızda Fenerbahçe Eski Yönetim Kurulu üyesi Orhan Demirel var. Şu kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra ters köşe tüm hızıyla devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta. HDI Sigorta.
Evet, saatlerimiz 10.54'ü gösteriyor. Ters köşe tüm hızıyla devam ediyor. Hattımızda Fenerbahçe eski yönetim kurulu üyesi Sayın Orhan Demirel var. Şunu sormak istiyorum. Tabii siz camianın çok fazla içindesiniz. Sık sık toplantılara katılıyorsunuz. Yüksek divan kurulu toplantılarına da geliyorsunuz. Gözleminiz üzerine sormak istiyorum. Sayın Başkan ayrılacağını son senesi olduğunu söyledi. Neler söylersiniz bununla ilgili? Bu toplantı son toplantıdan da bir şey hissedebildiniz mi bu anlamda? Neler söylersiniz? Vallahi sevgili Ali Başkanımız bırakacağını beyan ediyor. Açıkçası ben kendisine en az bir dönem daha devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu yaşanan süreçlerde çok yol kat etti. Ve evet, ilk 4 sene belki ilk dönemler futbolda bir takım yanlış transferler yapıldı. Pek başarılı olduğumuz söylenemez. Doğrudur. Ancak Ali Bey'in kacağını sürekli söylemesi de açıkçası bu dönemde özellikle taraftarları ve kongre üyelerini mutlu ettiğini söyleyemem. Açıkçası bırakır mı bilmiyorum. Ben keşke bırakmasa bir dönem daha devam etse diye düşünüyorum. Bununla ilgili olarak da Aziz Bey'in işte aday olacağı ya da kendisinin göstereceği bir adayı çıkaracağı söyleniyor. Bu da benim hoşuma gitmiyor. Aziz Bey adaysa söylemesi gerekir. Başkasını çıkaracağım kısmına bu bir icazet almaktır. Beni çok rahatsız eden bir şey. Yani Fenerbahçe kongre üyeleri kendi akıllarıyla kimi seçeceğine zaten karar verecektir. Dolayısıyla Aziz Bey'in ya da bir başkasının birini işaret etmesi kadar rahatsız edici bir şey olamaz. Dolayısıyla aynen divan kurulunda Şekip Bey'i aday gösterdik demesi gibi, ya Fenerbahçe böyle olmamalı. Fenerbahçe kendi adaylarını çıkartır. Aziz Bey de kimi destekleyecekse, bir tane oyu vardır, o oyunu verir, kimi desteklediğini isterse söyler. Dolayısıyla bu da rahatsız edici bir şey. Gördüğüm nedir derseniz, Ali Bey'in açıkçası devam edip etmeyeceği konusunda kesin bir fikre sahip değilim. Ama sürekli bunu söylemesi de, özellikle böyle bir dönemde, yani bir tepki koyacağız, bir savaşa gireceğiz tabiri caizse, bunu kendi yokken, eğer bu savaş kendi yokken bu işleri yapmanın da ne derece doğru olacağına emin değilim. Yani yetkiyi alma anlamında soruyorsunuz değil mi? Yetkiyi alma anlamında soruyorum. Anladım. Eğer böyle bir yetki biz kendisine verecek isek, bu savaşta kendisinin de olması gerekir. Doğru. Ama tabii kendi kararıdır. Bir şey diyemiyorum. Dolayısıyla alınan kararları da, alacağı kararları da bu yönde değerlendirmesi lazım diye düşünüyorum. Gelirse gelsin. Bir sonraki yönetim kurulu ve başkanının nelerle baş başa kalacağını da bilmesi gerekir. Ama zaten kendisi böyle bir şey söylemişti biliyorsunuz. Yani böyle bir karar alırsam, yani ligden düşme gibi ağır bir karar olacağını düşünüyorum. Ben devam edeceğim demişti. Açıkçası bilemiyorum. Aygün ne yapacağını bilemiyorum. Doğru. Tabii birçok, sizin de söylemiş olduğunuz gibi birçok isimler, kongrenin önemli isimleri de bir dönem daha devam etmesi yönünde Sayın Ali Koç'un, Ali Koç'u istekli şeylerini söylüyorlar. Devam etmesi yönünde terkinde bulunuyorlar. Son sorum da Trabzon üzerine olsun. Hakikaten hiç yaşanmasını istemediğimiz olaylar oldu. Fakat bir anda bütün olaylar Fenerbahçe'ye mal edilmeye başlandığını görüyoruz. Neler söylersiniz? Ya açıkçası zaten sevgili başkanı da bu noktaya getiren nokta Trabzon maçıdır. Evet, Trabzon maçı bu tepkinin her şeyi değildir ama önemli bir etkisidir. Çok basit bir şey var. Yıllardır Trabzon maçlarına, hem Trabzon'a giderim hem kendi sahamızda seyrederim. Bizim sahamızda Trabzon maçlarında yani binlerce polis olur her gün. Doğru. Yani iki sıra polis olur. Bizim gittiğimiz dönemleri hatırlıyorum Orhan abi. Kapımızda polis dururdu, hatırlarsın. Evet, evet. Yani otelin kapısında odamızın neredeyse odamızda polis dururdu. Doğru. Dolayısıyla evet, kabul ediyorum, Trabzon kendine münhasır bir şehirdir. Ama bir Trabzon'a özellik verilmiş gibi bir his doğuyor. Yani Trabzon'da her şey yapılabilir. İşte bu her şey olur. Şöyle bir cümle çıkar: Trabzon seyircisine mal edilemez.
Ya mal edilemez, anlıyorum. Tabii ki o kadar 30-40 bin seyircinin içerisinde tabii ki edilemez. Ama bu önlemi almazsan, bu tabii valilik ve emniyetle de ilgili, ne kadar da ilgili olsa, Trabzon yönetiminin de yani bu stadın bir müdürü var değil mi? Yani doğru. Bir stad müdürü var, staddan sorumlu yönetim kurulu üyesi var. Yani bunları göremeyecek kadar tecrübesiz olamazlar. Yani ben maça gitmemiştim ancak oradaki dostlarımızın, arkadaşlarımızın söylediği, ya polis gözümüze çarpmadı diyorlar. Tabii bunu basından, medyadan da takip ediyoruz. Bu kabul edilecek bir şeydir. Bunun planlı, programlı olduğunu düşünüyorum. Ve tabii dedikodular hemen çıkıyor. Fenerbahçe'nin futbolcularına ceza geleceği konuşuluyor. Hı hı. Yani sorumlusunun neredeyse Fenerbahçe olduğu ortaya çıkıyor, söyleniyor. Bunu kabul etmek ve bunu anlamak artık yani olacak iş değil her gün. Yani doğru. Hakikaten Trabzon'da takımımız harika bir futbol oynuyordu. Ama o sonraki rezillikler ortadaydı. Hakemin maçı iptal etmesi gerekiyordu. Doğru, doğru. Yani ben yine hakem artık sıkıldık hakem konuşmaktan, federasyon konuşmaktan. Trabzon'daki olayın tek müsebbibi valilik, emniyet müdürü ve açıkçası ben Trabzon yönetimini de suçlu buluyorum. Bunu görmemezlik olamaz. Yani ben stat'tan sorumlu yönetim kurulu üyesi olsam böyle bir stada gelecek polisler belli. Bu kendim giderim valiye çıkarım. Yani bu doğru. Kabul edilebilir bir şey. Tedbir alınması lazım. Doğru, doğru. Tedbir alınmadan bu olacak bir şey değil. Peki, çok teşekkürler Yemze bağlandığınız için. Ben teşekkür ederim Aygün. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, attığımızda Fenerbahçe eski yönetim kurulu üyesi Orhan Demirel vardı. Geniş kapsamlı bir Fenerbahçe analizi yaptık kendisiyle. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra ters köşe tümümüzle devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, saatlerimiz 11.03'ü gösteriyor. Tabii bu hafta maçlar yok biliyorsun, seçimden dolayı. Hafta sonu maç yok ama hafta içi maçlar var. Tabii sevkler mevkler merak ediyor ve hepsini konuşacağız. Şu an attığımız spor hukuk avukatı Şaşoğlu Hukuk Danışmanlık'tan Sayın Avukat Fatih Şaşoğlu var. Sayın Şaşoğlu, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler her günde. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Yoğun bir gündem bizleri bekliyor, doğru mu? Uzun bir süredir zaten bu gündem devam ediyor. Trabzon maçıyla beraber başlayan, olaylarla başlayan gündem. Şunu sormak istiyorum. Şimdi oradan başlayıp zaten çok da konuşacağımız konular var. Maçtan sonra yapılan açıklamalarla ilgili kulüp başkanları ve hatta Beşiktaş kulübünden de bir yönetici Twitter hesabından milli takım hocasını eleştirdi diye, futbolcuyu almadan eleştirdi diye sevkler gerçekleşti. Yönetim sevkleri gerçekleşirken futbolcu sevkleri neden gerçekleşmedi? Oradan başlayalım, neler söylersiniz? Şimdi ilk olarak hukuk müşavirliğinin sevk sürecini bugüne kadar alışılageldiği süreç, bildiğiniz üzere müsabakalar bittikten sonra hızlı bir şekilde sevkler yapılır. PPDK'ya güzel bir süre verilir bu incelemeyi yapmak için. Ancak bu olayda tahmin ediyorum ki hem delillerin fazlalığı hem de sevk edilecek kişi sayısının fazlalığı, belki de biraz da ortamın yatışması bekleniyor, bu şahsi yorumum. Bu nedenle sevkler hala daha yapılmadı. Ben bununla ilgili şöyle bir beyanda bulundum. Şimdi TFDK'nın, yani futbol disiplin talimatında TFDK'nın soruşturma usulünde şöyle bir husus var. 73. madde uyarınca taraflara savunmaları için 48 saat süre verilmesi zorunlu. Hı hı. Dolayısıyla bu iki takım da, yani Fenerbahçe ve Trabzon'da 3 Nisan'da sabıkaya çıkacağı için en geç bu hafta sonu bu takımların sevkleri açıklanmak durumunda. Yani 30-31'i gibi açıklanması gerekiyor. Doğru anlıyorum değil mi? Kesinlikle. Veya yani bugün açıklanması gerekiyor. Bugün veya. Aynen. Ben bugün de tahmin ediyordum. Yani bugün, yarın ya da işte pazar günü gibi. Ancak hala da böyle bir sevk gerçekleşmedi. Şimdi sevkler eğer 1 Nisan, 2 Nisan gibi olursa bir kere talimata açık bir aykırılık olacak. Yani TFDK taraflara savunmalarını sunması için 48 saat süre veremeyecek. Nasıl olacak peki o zaman? Nasıl olacak? Yani futbolcu diyelim ki ceza sevk etti futbolcuyu. Artık dediğiniz gibi hakikaten şimdi birinde açıklandı. İkisi üçünde maçlar var zaten.
Kesinlikle. Bu durumda futbolculara ya da işte kulüplere, taraflara kendilerini savunmaları için yeterli bir süre verilmemiş olacak. Bu da bu tarafların adil yargılanma hakkının ihlal edildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla burada sevklerin ben bu hafta sonu en geç tamamlanması gerektiğini düşünüyorum. Bakalım bu şekilde gerçekleşecekse. Yani seçimlerden dolayı tabii 31'inde mahalli yerel yani belediye seçimlerinden dolayı birinde açıklanacak yönünde çok fazla haberler var. Seçimin ertesi gün açıklanacak yönde haberler var ama birinde açıklanan zaman dediğiniz gibi 48 saatte savunma hakları da şahısların elinden alınmış gibi gözükecek. Kesinlikle de şöyle bir durum var. Şimdi birinde seçimlerin açıklandığını düşünelim. Taraflar savunma hakkı alınan kişilere ceza uygulanması hukuken suç değil midir? Yani şöyle savunma hakları tabii kullanılmadan ceza uygulanamayacak. Bu durumda tabii PFDK'nda elinde şöyle bir imkan var. Taraflar savunma sunmazsa savunma süreleri sonuna kadar beklenecek. Bu sefer müsabaka tarihi gelecek. Bu durumda taraflar bir an önce savunma sunmak isteyecek. Ancak dosyayı ayırmak çok mümkün değil yani. Herkes savunma sunsa, orada bir eksiklik bulunsa o eksiklik tamamlanmadan yine PFDK dosyayı açmayacak. Dolayısıyla burada 3 Nisan'a eğer tekrar haftaya kalırsa 3 Nisan'a yetişmesi çok mümkün görünmüyor. Evet şimdi tabii şunları da size sormak istiyorum. Hattımızda çok önemli bir isim var. Avukat Fatih Şaşoğlu, spor hukuk avukatı. Şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii biliyorsunuz Fenerbahçe'de 2 Nisan tarihi çok önemli bir tarih. Yani 2 Nisan tarihinde çok Sayın Başkan'ın söylediği gibi kötü, çok kötü, çok çok kötü senaryolar var. Bunlardan birine karar verilecek. Yani bir şekilde bir şeyler yapılacak. Tabii herkesin kafasında da bir sürü senaryolar var, bir sürü öneriler var. Şimdi tabii ki bazı şeyler mümkün değil. Mesela kalan maçlara siyah formayla çıkalım önerisi zaten mümkün gözükmüyor. Doğru biliyorum değil mi? Sezon başında çünkü futbol kulüpleri formalarını onaylatıyorlar Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. O olmayacağı gibi. Ama şimdi diyorlar ki mesela Süper Kupa maçına çıkmayalım diyorlar. Yani Fenerbahçeli birçok yani daha önceki dönemlerde yönetici yapmış olan kişiler özellikle 7'sinde oynanacak olan Süper Kupa maçına çıkmayalım diyorlar. Ne tür bir uygulama gelebilir? Neler söylersiniz çıkmazsa? Öncelikle nazik yorumunuz için çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe ile ilgili süreç şu an tabii ki bir genel kurul kararı bekleniyor. Hı hı. Aslında genel bunun tekrar altını çizelim. Genel kurulda doğrudan bir karar çıkmayacak. Genel kurul ancak yönetim kurulunda bu kararı uygulama yetkisi verecek. Hı hı. Dolayısıyla bu genel kurulda bir karar çıkmayacağının altını çizelim. Fenerbahçe'nin eğer genel kurulun yönlendirmesiyle yönetim kurulunun alacağı kararlarda ligden çekilme ya da işte müsabakalara çıkmama gibi bir karar olursa bunun tabii bazı sonuçları olacak. Bunlardan ilki hatta siyah formayı değerlendirdik olarak federasyonun spor ekipman talimatına aykırı hareketlerde kulüplere para cezaları, yöneticilere de akmadığınızı cezaları öngörülüyor. Tabii bunun tekrarlaması ihtimalle de futbol müsabaka talimatına göre daha ağır yaptırımlar var. Puan silme yok ama değil mi bunlarda Sayın Fatihoğlu? Bunlarda puan silme yok. Daha hafif yaptırımlar var. Para cezaları. Katlanmış para cezaları diyoruz değil mi ona? Katlanmış para cezaları mı diyoruz? Evet. Katlanmış para cezaları var. Ancak müsabakalara çıkmamanın sonuçları daha ağır. Özellikle Süper Lig'den çekilme halinde müsabakalara çıkmadığı için Fenerbahçe önce hükmen mağlup sayılacak, puan silme cezası alacak. Ancak bunun ikinci defa tekrarlanması ihtimalinde ise bir alt lige düşürülecek. Orada biraz karışıklık var. Onu soracağım ama isterseniz bir çok kısa araya gideyim Sayın evet. Fatih Şaşoğlu. Çünkü bazıları diyor ki efendim amatör lige düşer diyor. Bazıları bir alt lige düşer diyor. O konu federasyona bağlı diyor. Amatöre de indirebilir diyor. O bir insanların kafalarında bir soru işaretleri var. Siz spor hukuk avukatı olduğunuz için bunu net olarak biliyorsunuz. İsterseniz kısa bir o aramız var. Reklam aramız var. Ondan sonra bunun cevabını alayım sizden. Çok teşekkür ederim. Bekleteceğim sizi biraz. Çok kısa. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet saatlerimiz 11.16'yı gösteriyor. Hattımızda spor hukuku avukatı Sayın Fatih Şaşoğlu var. Evet şunu sormuştum. Herkesin kafasında farklı bir bilgi dolaşıyor. Herkes farklı bir şey söylüyor Sayın Fatih Şaşoğlu. Fenerbahçe maçlara çıkmak istemezse bir alt lige mi düşüyor, amatöre mi düşüyor, ne oluyor? Futbol disiplin talimatı aslında burada 46. madde çok açık bir ifade kullanıyor.
TFF tarafından düzenlenen liglere ya da kupalara katılmayan kulüpler aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece bir alt lige düşürme cezasıyla cezalandırılır. Yani bir alt lige iniyor, amatöre inmiyor anladığım kadarıyla. Aynen, amatöre inme gibi bir durum mümkün değil. Dolayısıyla burada bunun çok net altını çizeyim. Yine futbol müsabaka talimatında da, yani başka bir talimatta da yine aynı şekilde ikinci ihlalde kulübün hükmen mağlup kabul edeceği ve bulunduğu ligden çıkarılarak bir alt lige düşürüleceği belirtiliyor. Dolayısıyla burada çok da hani kafa karışıklığına gerek olmadığı kanaatindeyim. Bu bilgi karmaşasını da ortadan giderelim. Dolayısıyla burada bir alt lige düşürme cezasında olduğunun altını çizelim. Tabii kupalar var. Özellikle ben tabii eski Fenerbahçe yönetim kurulu yöneticilerinden almış olduğum bilgiler de var. Toplantıda yapmış olduğu konuşmalarda mesela Süper Kupa'ya çıkmayalım diyorlar. Bir tepki gösterme anlamında. Süper Kupa'ya çıkmayalım diyorlar. Süper Kupa'yla ilgili nasıl bir ceza gelebilir? Veya bundan sonraki süreçte Ziraat Türkiye Kupası maçlarını oynamayalım diyorlar. Neler yaşayabilirler? Süper Kupa talimatının 6. maddesinde de yine bu durumun yaptırımı, bu ihtimali yaptırımı belirtiliyor. Eğer bir takım Süper Kupa'da mücadele etmeye, hak kazanmasına rağmen müsabakaya katılmazsa takip eden sezon Türkiye Kupası'na katılmaktan men edilir. Ve takip eden sezonda eğer lig şampiyonu olsa dahi Süper Kupa'da yer alamaz şeklinde belirtiyor. Dolayısıyla yaptırım bu. Tabii yine TFF'nin bu kupanın organizasyonu için gerçekleştirdiği bütün işte masraflarında, tazminatında kendilerine yükletileceği belirtiliyor. Dolayısıyla Süper Kupa müsabakasına katılmayabilir Fenerbahçe ama katılmazsa böyle bir sonuçla karşı karşıya kalacaktır. Şimdi diyelim ki Fenerbahçe ligden bir alt lige düşmeyi onayladı. Tabi bunlar şey yapıyoruz tabi, yani senaryoları konuşuyoruz. Fenerbahçe'de sezonu ligi tabi Fenerbahçe'nin tabi Trabzon'da Beşiktaş arasında puan farkı da var. Ligi ikinci bitirdi ama bir alt ligde. Fenerbahçe'nin normal şartlarda ligi ikinci bitirdiğini düşünürsek önümüzdeki dönem Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı var çünkü. En önemli olan hep Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Şimdi bir alt lige inen bir Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidebilecek mi? Şimdi Avrupa'da bir takımın bir alt lige bulunduğu yerel ligde bir alt lige düşmesine rağmen Avrupa'ya gittiğinin örneklerini yaşadık. Hı hı. Ülkemizde de hatta Kayseri Erciyesspor'da benzer bir durum vardı. Dolayısıyla teknik olarak bir alt lige takımın Avrupa'ya katılmasının önünde bir engel yok. Ancak ben dün şu konuda bir yani Sayın Fethi Pekin'in açıklamalarının ardından şu konuda bir uyarıda bulundum. Evet, matematiksel olarak dediği doğru. Ancak UEFA talimatlarına göre, kulüp lisans talimatına göre eğer Üye Federasyon yani TFF UEFA'ya yapacağı bildirimde Fenerbahçe ligden çekilmiştir, talimatlarımıza aykırı davranmıştır, kendilerinin lisansı ile ilgili bazı problemler vardır, hukuki kriterler sağlanmamaktadır şeklinde bir beyan verirse federasyon, UEFA Fenerbahçe'ye lisans vermeyebilir ve Fenerbahçe'yi UEFA müsabakalarına almayabilir. Yani önümüzdeki sezon için böyle bir risk var. Burada biraz federasyonun tavrı da önemli olacaktır. Dolayısıyla durumu bu şekilde yanıtlayabilirim. Tabii şimdi şu da çok önemli. UEFA'da açıklamalar yapıyor, FIFA açıklamalar yapıyor. İşte Infantino açıklama yaptı biliyorsunuz. Onun da açıklamaları var. Yani şu anda verilecek cezalar da Avrupa tarafından çok dikkatli bir şekilde bekleniyor. Bu anlamda biraz Fenerbahçe'nin eli güçlü olabilir mi? Şimdi geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe bir açıklama yaptı. Bu durumun, işte burada federasyonla ilgili yaşanan problemlerin FIFA nezdinde de bir problem yaratacağını söyledi. Ben bunun ne olduğunu açıklamak istedim. Yani FIFA'nın kurallarına atıf yapıyordu burada Fenerbahçe. FIFA statüsünün 14. maddesinde federasyon, yani FIFA üyesi federasyonların aldıkları kararlarda bağımsız olmaları gerektiği ve dışarıdan gelecek her türlü etkiyi engellemelerin zorunlu olduğunu belirtiyor. Aksi takdirde federasyon üyeliğinin askıya alınması dahil her türlü yaptırımın uygulanabileceğini belirtiyor. FIFA statüsü. Geçmişte hatta bu ve benzer durumlarla ilgili yaptırım uygulanan ya da uyarı alan kulüpler var. 2008-2009'da Irak, 2014'te Nijerya, 2015'te Kuveyt, 2017'de Pakistan ve 2018'de İspanya gibi. İspanya uyarıyı kurtardı ancak diğer
bu ülkelerin üyelikleri belli bir süreliğine askıya alındı. Son olarak 2023'te Kenya aynı, CF Konfederasyonu da aynı dertten muzdarip oldu. Dolayısıyla FIFA'nın burada ne kadar ciddi olduğunu bu uygulamalardan görebiliriz. Mevcut, yani sizin yaptığınız hususta çok büyük ihtimalle bunu ilgilendiriyor. Geçen de bir TFF Tahkim Kurulu müsabaka görevlerine yönelik fiili saldırı için getiren puan silme ve alt lige düşürme cezalarını iptal etti. Bu neden iptal oldu? Neler söylersiniz bununla ilgili? Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu statüsünde yönetim kurulunun her türlü talimatı ve statüyü yayınlayacağı, bu talimata karşı bir itirazı olan kişilerin, kulüplerin, tarafların 7 gün içinde tahkim kuruluna itiraz edebileceği ve tahkim kurulunun 3 ay içinde bu itirazı karara bağlayacağı öngörülüyor. Uygulamada genellikle kulüpler talimatlar değiştiği zaman, güncellendiği zaman, kendilerine bu bildirildiği zaman değişikliklere bakar ve genel geçer itirazlarda bulunur. Yani örnek veriyorum, bir ihlalin yaptırımı 5 maçtır. Kulüpler der ki hayır, bu 5 maç olmamalı, 3 maç olmalı gibi, ya da işte daha az olmalı gibi, ya da bunun bu bir ihlal olmamalı gibi itirazlarda bulunur. Bunu kulüplerin hukuk müşavirlikleri yapar. Uygulamada sıklıkla rastlanan bir durumdur. Bahsettiğiniz haber de geçtiğimiz günlerde çıktığında ilk başta bunun tek bir kulübe affedildiğini gördük. Ancak burada 10 tane kulüp bu itirazı yapmış. Dolayısıyla böyle bir karar çıkmış. Tabii ki bu tahkim kurulu diyor ki burada bir kanuna aykırılık var. Bunu gider diyor. Dolayısıyla yönetim kurulu zaten kısa bir süre içinde bu talimatı güncelleyerek yeniden çıkaracaktır. O madde geri gelecektir. Şimdi tabii ben hep şunu söylüyorum. Futbolcuların yeri yeşil saha, taraftarının yeri ise tribün. Şimdi nasıl bir ceza bekliyorsunuz? O, tekrar onu sormak istiyorum. Genelkar başa dönmek istiyorum. Neden oraya dönmek istiyorum? Çünkü son dönemlerde Fenerbahçeli futbolcu, özellikle işte nefsi müdafaa diyoruz. Saha içerisinde olaylar var. Bir sürü yaşananlar var. İşte bıçak girdi, sopalar var. İşte mızrak gibi kullanılan korner direkleri var. Var. Nasıl bir cezalar gelebilir? Bunu yorumlarsanız çok sevinirim. Şimdi ilk olarak saha olayları yaşandığı için ev sahibi kulüp ve taraftarları olaya karışan kulüp olan Trabzonspor'a para cezası, saha kapatma ve seyirsiz oynama cezaları gelecektir. Tabii ki bunun alt ve üst sınırı federasyon disiplin kurulu tayin edecektir. Bunun ardından olaya karışan, kavgaya karışan futbolculara, kulüp çalışanlarına, kulüp yöneticilerine bir takım yaptırımlar uygulanacaktır. Müsabakadan men cezası gibi, belli bir süre yöneticiler için hak mahremiyeti cezası gibi. Ancak kavga sınırını aşan, yani bir karşı tarafa ya da işte bir futbolcu ya da bir taraflara saldırı niteliğinde değerlendirilebilecek eylemlerde ise daha ağır cezalar verilebilecektir. Tabii ki burada saldırı konusunda ben daha önce şu açıklamaları yaptım. Meşru müdafaa hükümlerinin dikkate alınması gerektiğini söyledim. Çünkü futbolcunun talimatı uyarınca TFDK ceza muhakemesinin, ceza yargılamasının temel ilkelerine uygun davranmak zorundadır. Ceza muhakemesinin temel ilkelerinden biri de meşru müdafaadır. Eğer bir eylem meşru müdafaa sınırında kalıyorsa ceza verilemez. Ancak eylemin meşru müdafaa sınırında kalmadığı ya da meşru müdafaa kapsamında olup bu eylemin orantısız olduğu kanaatinde ise TFDK hafifletici neden kabul edecek, bir indirim yapacak cezadan. Dolayısıyla burada bu hükümlerin dikkate alınması gerektiği kanaatindeyim. Şunu sormak istiyorum. Şimdi müdafaa var diyorsunuz ama işte bazı pozisyonlarda işte futbolcunun gidip vurduğunu da görüyoruz. Yani yerde yatan koruma anlamında. Onlarla ilgili neler olabilir? Kafamızdaki soru işareti aslında bu. Evet. Futbol disiplin talimatı saldırı başlıklı 44. maddesine göre bir saldırıda bulunan kişi, bu saldırı tabii ki bir futbolcuya yönelik olabilir, bir taraftara yönelik olabilir ya da rakip takımın bir kulüp çalışanına yönelik olabilir. 5 ila 10 müsabakadan men cezası ile cezalandırılıyor. Dolayısıyla burada aslında bu eylemi gerçekleştiren futbolcular için cezanın alt ve üst sınırı 5 ila 10 maç. Fakat tabii ki disiplin kurulu burada bir takdiri indirim uygulayabilir. Takdiri indirim uygularsa 3'te 1'ine kadar indirebilir diyor talimat. Dolayısıyla buradan da 2 ile 4 maç gibi bir anlam çıkıyor. Ya da başka indirimler uygulayabilir. Haklı tarih indirimi uygulayabilir. Ya da dediğim gibi meşru müdafaa dikkate alır, ceza vermeyebilir. Ama ben burada özellikle birkaç futbolcuda görüntülerde gördüğümüz kadarıyla daha ağır eylemler olduğu kanaatindeyim. Bunlarla ilgili
az sayıda olsa da bir müsabakadan bence zaten mutlaka geleceğini düşünüyorum. Çünkü bazı futbolcuların mesela hareketten önce farklı taraftarların da onlara saldırdığı yönünde görüntülerden görüntüler olduğunu ve bundan dolayı da aslında bu sürenin uzadığı yönünde de bazı açıklamalar ve bilgiler geliyor. Katılıyor musunuz? Bir de koridordaki görüntüler mesela Fenerbahçe Spor Kulübü koridordaki görüntüler istemiş ama verilmemiş. Normal şartlarda bu hukuki anlamda verilmesi gerekiyor muydu? Özellikle soyunma odası koridorlarında çok fazla olayların olduğunu söyledi Sayın İsmail Kartal. Saldırı nasıl orada olduğunu söyledi. Bununla ilgili neler söylersiniz? Oradan bir ceza çıkabilir mi veya çıkmayabilir mi? Şimdi ilk olarak kapsamı belirleyelim. Futbol müsabakası öncesi, müsabaka sırası ve sonrası şeklinde bir bütün halinde ele alınır. Ve soyunma odaları da yine müsabaka alanı gibi kabul edilerek soyunma odalarında ya da koridorlarda gerçekleşen ihlaller de TFDK'nın alanına girer. Dolayısıyla burada yaşanan olayları TFDK kapsamı dışından çıkarmak mümkün değil. Nitekim futbol talimatının birçok hükmünde soyunma odalarına giriş yasağı ya da diğer işte hakem odalarına giriş yasağı gibi hükümler bulunmaktadır. Öncelikle bunun altını çizelim. TFDK eğer bir tarafın ileri sunduğu delillerde işte yayıncı kuruluştan getirilecek deliller varsa, belgeler varsa TFDK bunları istemek zorundadır. Dolayısıyla TFDK'nın önünde eğer bir taraf derse ki yayıncı kuruluştan şunu isteyin, işte şuradaki görüntüyü isteyin, TFDK istemek zorundadır ve yayıncı kuruluşa vermek zorundadır. Dolayısıyla inceleme buna göre yapılmalıdır. Tahmin ediyorum, sizin tahmininize katılıyorum daha doğrusu. Gecikmenin sebeplerinden biri de bence bu. Görüntüler incelenmesi. Koridorlarla ilgili durum ne peki? Oradan bir ceza çıkabilir mi? Yani şimdi tabii ki koridordaki görüntüler stat kameraları ve spor şubenin elindeki görüntüler. Oralardan ekstra bir şey çıkabilir mi? Yani federasyon buradan bir şey sevkler yapabilir mi? Yapabilir. Geçmişte yaptığım örnekleri var. Hatta yine Trabzon'da oynanan bir müsabakadan sonra hatırlarsınız. Soyunmalarında koridorlarda yaşanan bir kavgadan dolayı yapılan sekler ve verilen cezalar var. Dolayısıyla bunun önünde bir engel yok. Önemli olan bir tarafın bu delillere dayanması, bu delillerin getirtilmesi için mücadele vermesi. Belki de bu deliller hala da getirtilemediği için, bunun önünde bazı engeller konulduğu için bu yargılama uzuyor olabilir. Ancak TFDK'nın istediği delillerin dosyaya girmesi gerekiyor. Girmezse eğer bir tarafın delilleri toplanamazsa burada verilecek cezanın da ya da verilecek kararın da çok hukuki dayanan olmayacak kanaatindeyim. Evet, aslında yayın başında çok ilginç bir şey söylediniz. Çok bence de aslında manşete çıkacak haber aslında baktığım zaman. Birinde büyük ihtimalle birinde sevkler açıklanacak. Fakat üçünde de Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı var. Yani futbolcuların 48 saat süre içerisinde itiraz etme hakları da ortadan kaldırılmış olacak. Bence bu çok önemli bir konu. İnşallah sevkler bir an önce gerçekleşir veya gerçekleşmez. Bir an önce karar verir de futbolcuların savunma hakları ellerinden alınmaz. Neler söylersin? Tekrar o konu çok önemli çünkü. Radyonu yeni açanlar için söylemek istiyorum tekrar. Buyurun Sayın Şaşoğlu. Tekrar isterseniz. Aynen, çok önemli çünkü aynı konudan bahsedeyim. Polisin talimatında tevklerin yapılmasının ardından TFDK'nın taraflara savunmalarını yapmaları için 48 saat süre vereceği görülüyor. Şimdi eğer bu sevkler ayın birinde yapılırsa 3 Nisan'da hem Fenerbahçe hem Trabzonspor müsabakaya çıkacak. Dolayısıyla tarafların savunma yapmaları için 48 saat yetmeyecek ya da 48 saatte savunma yetişmeyecek. Kaldı ki bu savunma için verilen süre. Bir de TFDK'nın karar verme süresi var. Belki de TFDK bir gün içinde değerlendiremeyecek savunmaları. Çünkü belki yüzlerce sayfa oraya belge girecek. Yüzlerce sayfayı az sayıda kişinin incelemesi ve bunu karara bağlaması çok mümkün değil bir gün içinde. Dolayısıyla TFDK'nın da karar vermesi için bir süre geçeceğini düşünürsek aslında burada teklerin bir an önce açıklanması çok faydasına olacak her iki tarafında ve TFDK'nın da. Ancak maalesef hala da açıklanmış bir tek yok. Doğru. Ekleyeceğiniz bir şey var mı Sayın Şaşoğlu? Yani inşallah dediğim gibi sevkler gerçekleşir ve bu tablo biraz daha Türk futbolu adına iyiye gider. Sevklerin ardından PPDK'nın vereceği cezaların da caydırıcı olması gerektiği kanaatindeyim ki yeni ihlaller yaşanmasın. Tabii onu da söyleyeyim. Türkiye'de de birçok dosyalar biliyorsunuz. UEFA'da FIFA nezdinde, UEFA nezdinde birçok dosyalar da var. Bu tip sonradan yaşanan olaylar da zaten değil mi? Bunları çok etkiliyor olabilir mi?
hukuki anlamda. Kesinlikle, kesinlikle. Ve bizim bu imajı biraz değiştirmemiz gerekiyor açıkçası. Yani özellikle bu sezon o kadar çok olay yaşandı ki, yani yabancı sitelerde arama yaptığımızda yani Türkiye'de şu oldu, işte yani o kadar çok eleştiri geliyor ki ben bu imajın değiştirmesi gerektiği kanaatindeyim. İnşallah da kurullar bu yönde kararlar alır. Peki. Çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Evet, hattımızda spor hukuk avukatı Sayın Fatih Şaşıoğlu vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra ters köşe tümümüz ile devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. Evet, saatlerimiz 11.30'u gösteriyor. Şu an Süper Lig'in en centilmeni Trabzonspor'muş. Haberi şöyle okumak istiyorum size. Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Fenerbahçe maçında yaşanan saha olaylarıyla gündemde olan Trabzonspor geride kalan 30 haftada ligin en centilmen takımı oldu. Bordo Maviler şu ana kadar bir kırmızı kart görürken 45 sarı kart gördü ve ligde 7 kırmızı kartla en çok Adana Demirspor gördüğünü belirttim. Ligde en az sarı kart gören takımlar ise 45 kartla Trabzonspor ve Ankara Gücü olmuş. Evet, hattımızda futbol aradan Nurgül Günaydın var. Nurgül, yayınımıza hoş geldin. Nasılsın? Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Ne diyorsun? Trabzonspor ligin en centilmen takımı seçilmiş. Bir kırmızı kartla gördüğü kırmızı kartla. Evet, Trabzonspor'da aslında bu geçtiğimiz haftalarda biz de bir istatistik haberi yapmıştık bununla alakalı olarak. Tabii o zaman sarı kart sayısı daha azdı. Yani çok agresif olmayan bir duruş ortaya koydu Trabzonspor futbolcular bu sezon. Ben sahada gözlemlediğimde o hani çok fazla kavgaya meyilli olmayan, işte sarı kart ya da kırmızı karttan uzak. Zaten Trabzonspor'un sakatlardan biliyorsun bu sene Aygün Özipek sezon başından beri sakatlardan çok canı yandı. Hani sürekli olarak sakatlıklarla başı hep dertteydi Trabzonspor. Bir de buna kırmızı ya da kırmızı kart cezası eklenseydi artık ben de düşünemiyorum. Çünkü biliyorsun zaman zaman kadro kurmakta dahi zorlandı Abdullah Avcı. O yüzden bu sezon Trabzonspor'da böyle bir tablo var. Bizim de dikkatimizi çekmişti. Söylediğim gibi geçtiğimiz haftalarda böyle bir istatistik haber yapmıştık. O zaman 45'ten daha azdı sarı kart sayısı. Ama tabii geçen ilerleyen haftalar sarı kart sayısını biraz daha yukarı çıkardı ama bunun da farkındaydık diyebilirim. Geçtiğimiz yıllarda daha hani her takımda işte böyle agresif futbolcu oluyor. Trabzonspor'da da vardı böyle aslında. İşte biraz makas et at, biraz hatırlayacaksın. Trabzonspor'da Pereira vardı. Hı-hı. O biraz daha böyle agresifti. Çok sık kart gören oyunculardı. Hı-hı. İşte Bakasetas da biraz daha böyle agresif bir oyuncuydu. Akıllarda kalan. Ama şu anda Trabzonspor'da çok fazla kart görmeye meyilli. Saha içine daha ılımlı bir takım var bu sezon. Öyle bir görüntü var. Bu istatistiklerde normal diyebilirim. Evet, tabii milli takım Uğurcan Çakır yenilen 6 gol, 2 maçta yenilen goller var. Uğurcan'da durum nedir? Moral bozukluğu var mı? Abdullah Avcı bir görüşme yaptı mı? Neler söylersin? Evet, Uğurcan Çakır'da sezon geneli itibariyle biraz belki bir konsantrasyon eksikliğidir, belki bir motivasyon eksikliğidir var yani. Trabzonspor şampiyonla oynamadığı sezonlarda böyle bir görüntü sergiliyor Uğurcan Çakır ama yani hani ben şunu diyorum, Uğurcan Çakır'ın asla bir kötü kaleci olduğunu göstermez bu. Zaten milli takım genel anlamında çok kötüydü. Avusturya maçında izlediğimiz zaman takımın açıkça ben şunu söyleyeyim, bir golcüsü yoktu o günü. Hani sadece hani orta sahada kötüydü. İleri uçtaki oyuncuları da kötüydü. Tabii buna böyle olunca normal ligde de takımda da aynı şey yaşanmıyor mu zaten? Yani takım kötü olduğu zaman kaleci de buna eşlik eder. Ama o günü ben şunu söyleyeyim, benim gözlemlediğim gördüm, ikinci golde bir bariz hatası var Uğurcan Çakır'ın. Diğer gollerde hani belki en son golde zaten onu saymak istemiyorum. Orada bir dağılmışlık vardı zaten Uğurcan Çakır'da 6. golde. Ama ikinci golün dışında çok Uğurcan Çakır'ın müdahil olabileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum. Takımın geneli zaten kötüydü. Evet, talihsiz bir maç oldu. Hem milli takım adına hem kendi adına. Ama sadece bunun şöyle bir algı yapılıp işte hani Uğurcan yenildi sanki milli takıma. Öyle bir algı yapılmasına ben çok yanlış buluyorum. Kalede kim olursa olsun ben bunu böyle ifade etmek istiyorum. O günü
kalede kim varsa hiç değişmeyecekti benim bu yorumum. Sanki kaleci sadece yenildi o günü. Diğer oyuncuları görmezden gelip sadece Uğurcan'ı eleştirmek de çok büyük haksızlık diye düşünüyorum. Dediğim gibi şu öz eleştiri de yapılıyor zaten. Uğurcan Çakır evet Trabzonspor şampiyonla oynamadığı sezonlarda bir motivasyon eksikliği yaşıyor. Bunu Galatasaray maçında da gördük. Hatta çok çirkin benzetmeler, yakıştırmalar da yapıldı. Ama dediğim gibi bir kaleci için belki de talihsiz maçlar olabiliyor bunlar. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Uğurcan bu ülkenin en iyi kalecilerinden bir tanesidir. Çok güzel genç kaleci arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Arkadan yetişen Anadolu takımlarında. Tabii ki onların da takım çok iyi olmadığı için belki çok öne çıkamıyorlar. Aygün Özbek bana katılacağını düşünüyorum. Yani bazı maçlarda özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maçlarında Anadolu takımlarıyla yaptıkları maçlarda bazen kaleciler çok öne çıkmıyor mu? Hani kurtarışlarıyla. Çıkıyor. Bu kaleciler çok kötü kaleci değiller aslında. İyi kaleciler. Belki o gün çok iyi performans gösteriyorlar ama takım çok iyi olmadığı için belki ligin genelinde kendilerini gösteremiyorlar. Türkiye'de ben inanıyorum çok iyi Türk yerli kaleciler var. Uğurcan da Türkiye'nin en iyi kalecilerinden bir tanesi. Milli takımında bana göre değişmeyecek oyuncusudur. Bir maç özelinde, takımın kötü olduğu bir maç özelinde bu kadar acımasız eleştirmek bana göre yanlış. O gün Mert de kalede olsa ben aynı şeyi söyleyecektim ki ben Mert'i çok beğeniyorum gerçekten. Yani Mert Beşiktaş'ın da hani bence kötü olduğu bir sezonda çok en iyisi diyebilirim yani bu sezon. Milli takımda da çok güzel işler çıkarıyor. Dediğim gibi o günü kalede Uğurcan değil de Mert olsaydı o 6 gol yenseydi ben yine aynı şeyi söylerdim. Ben bunları söylemek istiyorum. Tabii Onaçu'yu da sormak istiyorum. Kiralık olarak gelmişti. Onaçu'nun durumu nedir? Kalacak mı, kalmayacak mı? Karar verdi mi? Veya Trabzonspor yönetimi veya hoca bu konuda neler düşünüyor? Yani Onaçu'da aslında Trabzonspor çok katkı sağladı ama onda da sıkıntılar oldu. Tıpkı Pepe gibi. Geçtiğimiz haftalarda Pepe ile alakalı istatistik bir haber yaptım. İnanın 2A4 kağıdını doldurdu. Bu sakatlıkları oynadığı, oynamadığı maçlar derken inanılmaz bir istatistik ortaya çıktı. Yani hiç evet çok kaliteli bir topçu oynadığı maçlarda kendisini gösteriyor. Hani kumaşı yiyeceğiz ya. Ama ne yazık ki Trabzonspor'a istenen performansı sergileyemedi. Niye? Çünkü çok istikrarlı oynayamadı. Yani çok fazla süre aldı. Olmadı. Sakatlığı, işte Afrika Kupası'na gitmesi, oradan döndükten sonra yine hemen hazır olmaması tıpkı Onaçu'da böyle bir süreç yaşadı. Hani belki Pepe'den daha fazla süre aldı ama Onaçu'da çok Trabzonspor'da süre alamadı. Oyun özellikle Afrika Kupası ve hemen ardından geldikten sonra Kayseri Spor maçıydı yanılmıyorsam. Hangi maç oldu? Yok Kayseri değil. O Pepe'ydi sanırım. Sakatlanması Karagümrük olabilir. Sakatlanması uzun zamandır o da uzak takımdan katkı sağlayamadı takımına. Bilmiyorum bu konuda ben çok hani Trabzonspor'un onunla hani yeniden anlaşma sağlayacak mı? Ben bunu biraz uzak görüyorum. Çünkü transfer çalışmalarına Trabzonspor uzun zamandır başladı. Önümüzdeki yılın planlaması yapılıyor. Ve yani böyle 2-3 de değil bana göre en az 5-6 transfer yapacak Trabzonspor. Oraya da oyuncu bakılıyor diye düşünüyorum. Onaçu ve Pepe evet ikisiyle alakalı da taraftar çok merak ediyor. Ben çok yüksek ihtimal görmüyorum. Gerek Onaçu'yu gerek Pepe ile alakalı. Hayır belki Pepe olmaz da belki Onaçu ile alakalı ufak bir ihtimal ama burada da tabii Abdullah Avcı'nın vereceği rapor çok önemli. Hani son anda ne olur ne söylenir bilmiyorum ama ben çok yüksek ihtimal görmüyorum Onaçu ile devam edileceği konusunda. Vegors haberleri çok fazla çıkmaya başladı. Var mı öyle bir şey? Yani ben Trabzonspor'da ne yazık ki dediğim gibi bunlar konuşuluyor. Çok farklı isimler de konuşuluyor aslında. Burada çok fazla zikretmek istemiyorum. Çünkü o kadar çok isim zikredilmeye başladı ki bazen bunlara biz sorduğumuz zaman işte yönetimden bir isme yani işte onlar da biz bunların hepsine tek tek cevap vermeyeceğiz ama şu anda sadece Abdullah Avcı'nın Ertuğrul Doğan'la görüştüğü kendi listesindeki oyuncuları işte scout ekibinde izlemedeki
ekibinde verdiği isimlerle karşılaştırılarak hani süzgeçten geçirildiği ifade edildi. Hı hı. Ama tabii bir isimde net anlaşıldı zaten ifade edilmişti. O çokça da yazıldı sanıyorum. Ama tabii önümüzdeki günlerde netleşecek. Ben Lagos'un da yazıldığını gördüm. Açıkçası onu sormadım bile. Çünkü dediğim gibi o kadar çok duyumcu var ki, o kadar çok isim yazılıyor ki belki bir şeydir, menajer ismidir. Ben öyle tahmin ediyorum. Trabzonspor'un, çünkü bu sezon çok transfer yapılacağı çokça dile getirildi. Bunu hem Abdullah Avcı hem de Başkan Ertuğrul Doğan da ifade etti. Tabii bu herkesin de iştahını kabartır haliyle. Aygün Özüpek, Trabzonspor hani böyle sanki kadroyu yenileyecek gibi bir transfer politikası izleyecek diye söylemler var. Onu söyleyeyim. Dediğim gibi bu ifadeler, bu söylemler herkesin de iştahını kabarttı. Herkes oyuncu önermeye başladı, oyuncu ismi geçirmeye başladı, duyumcular yazmaya başladı. Ama dediğim gibi nihayetinde Abdullah Avcı'nın karar vereceği şeyler bunlar. Biz de sanıyorum önümüzdeki ligin bitimine 1-2 hafta kala başlayacaktır bunlar netleşmeye. Çünkü Trabzonspor elini çabuk tutup kampa yetiştirecek. Hani kampa katılan oyuncu değil, kampa götürülen oyuncular transfer edecek Trabzonspor. Yani daha önceki yıllarda olduğu gibi direkt hazır. Direkt hazır. Evet. Sezon hani şampiyon olduğu döneme bakarsak sevgili Nurgül, o dönemi hatırladığım zaman çok bir erken transferler yapıldı. Ve bütün tam kadro... Bütün transferler kamptaydı, Riva'daydı. O yüzden tıpkı öyle bir sezon olması için Trabzonspor şu anda çalışıyor dediğim gibi. Ama isimler konusunda Abdullah Avcı'yla zaten milli takım arasında da takım izinliyken Abdullah Avcı sürekli İstanbul'da kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'la birlikteydi. Bunu da biliyoruz biz. Hatta sordum ben, yönetime de sordum. Bunun böyle olduğunu, sürekli bu transfer çalışmalarıyla alakalı sık sık görüşüyorlar. Zaman zaman da telefonla Trabzon'da bulunduğu sürede de telefonla görüşüp konuda halen daha bilgi akışı devam ediyor. Özellikle izleme komitesinin de elinde tabii oyuncular var. Scout ekibinin de farklı isimler var. Abdullah Avcı'yla sürekli irtibat halindeler. En sonunda zaten Ertuğrul Doğan öyle ifade etmişti. En sonunda da bu isimler arasında belirli bir iki net isim var aslında kafasında Abdullah Avcı'nın. Onun dışında işte dediğim gibi neredeyse her mevkiye oyuncu transfer edilecek. Yani tabii Uğurcan Çakır'ın da bu sezon bilmiyorum ayrılma durumu olabilir mi? Transfer teklifi gelir mi? Nasıl olur? Tabii bu Avrupa Şampiyonası var diyorsunuz. Nasıl olacak? Ligin geride kalan durumuna, ligin geride kalan kısmındaki performans da çok önemli aslında. Hem kendi geleceğinin de belirlenmesi adına. O yüzden hani belki bir kaleci transferi de olabilir diye düşünüyorum ben. Peki Uğurcan ayrılma durumu olabilir mi? İşte ben... Yani şöyle söyleyeyim, İstanbul'a gelme durumu çok fazla konuşuluyor. İstanbul takımları ile ilgili bazı görüşmeler yani, konuşuluyor. Bilmiyorum, Galatasaray her zaman konuşuluyor, evet. Açık konuşmak gerekirse. Ama o konuda da net bir duruşu vardı. Yani Ertuğrul Doğan'ın. Ben hatta dün inanır mısınız onu evde de konuştuk. Biz Uğurcan Çakır'la alakalı olarak, işte futbolcularla alakalı olarak kulüp başkanlarının çok net ifade hani vermeyeceğim, satmayacağım. Zaman zaman bazı kulüp başkanları da yapıyor bunu. Ertuğrul Doğan da yaptı. Ertuğrul Doğan da söylemişti biliyorsunuz, işte Uğurcan Çakır'la alakalı 5 milyon değil 25 milyon verseler şey yapmayacağım diye, göndermeyeceğiz biz, Uğurcan'ı vermeyeceğiz şeklinde, yanılmıyorsam öyle bir ifadeydi. Daha önce Ahmet Ağoğlu da kullanmıştı böyle bir ifadeyi. Ya bunlar aslında çok bana göre doğru değil. Transfer dönemlerin size ne getireceğini bilemiyorsunuz. Belki oyuncu artık ayrılmak isteyecektir. Belki kulübün de menfaatleri doğrultusunda ayrılması en doğrusu olacaktır. Dediğim gibi futbolda da dünle bugün hiç birbirine benzemiyor. Yarın da benzemeyecek. Aynı değil. Belki Uğurcan Çakır'ın ayrılması hem kendi mental açısından da kendisi için daha iyi olacaktır. Bir değişiklik. Son yıllarda Trabzonspor'un şampiyonla oynadığı sezonki performansından çok uzak gerçekten. Dediğim gibi takımın da performansıyla alakalı. Uğurcan Çakır'ın gerçekten o şampiyon olduğu sezon Trabzonspor'un öndeki o defans kurgusu, oradaki o tandem bir türlü yakalayamadı zaten. O defans hattındaki o güçlü yapıyı bir türlü kuramadı. Tabii Uğurcan Çakır'ın da en çok ilişkide olduğu arkadaşları o mevkideki oyunculardı.
O da çok etkili oldu tabii ki. Zaten hep şu konuşuluyor. Trabzonspor şampiyonluğundaki en büyük pay işte takımda baktığın zaman Vakime ve Uğurcan Çakır'dı. İnkar edilemez ama doğru. Sonraki yıllarda takımdaki bazı oyuncuların da ayrılması, işte o şampiyonluğu getirdiği belki bir rehavet, belki bir doymuşluk. Oyuncuların performansa da yansıdı haliyle. Uğurcan Çakır'da da böyle bir süreç yaşandı. Ama ben toparlayacağına, en kısa sürede eski formunu tutacağına inanıyorum Uğurcan Çakır'ın. Tabii ki transferi her zaman konuşuluyor değil mi? Çok geç olmadan da bence hatta keşke diyoruz da hani 16-17 milyon rakamlarını da bulmuştu Uğurcan Çakır. O dönem bir kaleci açısından aslında iyi rakam yani aslında gidebilirdi. Çok iyi rakamlardı. Hı-hı. Keşke o sezon gitseydi yani kendi açısından da. Hani o da pişmanlık kadar yaşıyor mu Nurgül? O da pişmanlık yaşıyor yani, mu? Yani mutlaka zaman zaman yaşıyordur bence içinde. Yani her futbolcu için kötü dönemler olduğu zaman belki içinde farklı şeyler yaşıyor. Uğurcan Çakır çok farklı bir karakter. Ben çok severim karakter olarak. Çok düzgün bir insan, çok mütevazı aynı zamanda. Onu söyleyeyim, Uğurcan Çakır'ı ben uzun yıllardır, hatta Onur Kıvrak'ın yedeğiyken bile tanıyorum. Hatta o zaman Metin Aktaş vardı hocamız, şu anda Alanyaspor'da Fatih Tekke ile birlikte. Metin Aktaş'a bir kampta şöyle demiştim ben: hocam senin çok güzel kalecilerin var demiştim. Uğurcan Çakır'la da çok iyi bir diyalogumuz vardı. Onur Kıvrak'ın yedeğiydi o zaman, o dönemlerde. O dönemden beri bilirim, hiçbir zaman karakterinden, mütevazılığından hiç ödün vermedim. Yani o günü neyse bugün de aynı. Ben isterim yani Avrupa'da oynamasını ama Türkiye'de çok zor diye düşünüyorum. Zaten dediğim gibi yöneticilerin ifadeleri var. Hani yurt içinde oynamasının çok zor olduğuna dair. Önümüzdeki süreçte netleşecek diye düşünüyorum. Tabii çok sorular geliyor. Mustafa Demirkaya çok güzel. Aslında ben bunu sana soracaktım. Mustafa Demirkaya'nın tweetini okumak istiyorum, sorusunu okumak istiyorum. İyi yayınlar Aygün abi. Nurgül Hanım'a selamlar. Herkes kötü olayların peşinde belki de. Zaten bu olaylara birazdan gireceğiz seninle de. Olayların peşinde belki de ikimizden içimize işlemiş sevklerin peşine düşmüş herkes. Bir Galatasaraylı taraftar olarak Eren Elmalı'ya fair play ödülü verilmesi konusunda kimse konuşmuyor. O gün resmen parçaladı kendini diyor. Neler söylersin Eren Elmalı ile ilgili? Eren Elmalı ile konuşma imkanı oldun mu? Var mı böyle bir şey? Neden söylüyorsun? Bana göre iki kişiye vermeliler. Birisi Eren Elmalı, birisi Serdar Dursun olmalı, Fenerbahçeli. Ben senden yayına, o olaylardan sonra ilk yayına bağlandığımızda söylemiştim ona. Hatta sahada olduğumuz için çoğu şeyi görebiliyoruz. Biliyorsun Serdar Dursun'un maçın başında hani taraftar tepkisinin oluştuğu zamanlarda taraftarla diyalog, inanılmaz örnek bir davranış sergilemesi bana göre çok değerliydi. O kadar değerliydi ki, yani bakın çok açık konuşmak istiyorum. Orada evet, taraftarın bizim de kafamıza geldi sulardan. Hatta biz de tepki gösterdik. İnanır mısınız? Gazeteci olarak. Yani ben bunu sadece Trabzon değil, geçtiğimiz yayında da söyledim. Benim işte Türkiye'nin farklı şehirlerinde atılan o yabancı maddelerden bana da çok geldi. Sağda yanındaki foto muhabir arkadaşına birlikte bize de çok geldi. Orada da tepki gösterdik. Lütfen atla. Aynısını Trabzon'da yaptık. Ya bize geldi. Yani benim kafama da geldi orada Trabzon'da atılan işte su şişelerinden. Çünkü sahadasınız. Futbolculara yakınsınız. Ama işte Mert'ti sanıyorum. Mert Müldür'dü. Taraftarla diyaloğa girerken Serdar Dursun tam tersine olayları yatıştırmaya çalışıyor. Taraftara eli kalbine götürerek taraftar onu alkışlıyor. O taraftara kalbini eline götürerek teşekkür ediyor. O kadar güzel bir diyalog yaşandı ki ben örnek olmasını istedim. Çok hoşuma gitti. Tabii makine 300 olduğu için çok yakından çekemedim o anları. Fotoğraf makinesiyle biliyorsun. Ve dedim ki keşke herkes böyle olsa dedim. Ben fırsat bulsaydım Serdar Dursun'a teşekkür edecektim. Hatta o sahadaki duruşundan, olaylar sırasında da zaten dikkat ederseniz hep tıpkı Eren gibi orada olayları yatıştırmaya, insanları ayırmaya çalışan bir Serdar Dursun vardı. Ben çok takdir ettim kendisini. Zaten Eren Elmalı görüntülerde var. Futbol Fenerbahçeli futbolcuları koridora doğru gönderiyor. Orada işte gerçekten kendini, hatta orada kalarak kendini de ortaya koyan bir oyuncu profili çizdi. Hem Eren hem Serdar Dursun bana göre o günün iki kahraman oyuncusuydu, oyuncu olarak söylüyorum. Sahada görmek istediğimiz profiller bunlar. Egemen Korkmaz'la ilgili neler söylersin Nurgül? Yani ben Egemen'i açıkçası çok samimi söylüyorum. Bakın fotoğraflarımı da gördüm. Yani çünkü
Aygün Özbek biliyorsun Totem abileri sahaya girmesi konusu çok hassas. Doğru. Hemen akredite cezası alabiliyoruz. Doğru, hani doğru. Olaylar oldu. Biz saha kenarından çekiyorduk. Hatta akşam bunu düşündüm. Zihnimden, beynimden bunu geçirdim. Ben futbolcular hani koridordan girmediği müddetçe biz şeyi bile geçemiyoruz. O çizgiyi bile geçemiyoruz. Kenardan çekiyorduk hatta işte diğer arkadaşlarla. Sonra da sahada 2-3 tane foto muhabir arkadaşı gördüm. Sahanın içinde. Ama tabii futbolcular içeriye girmişti o esnada. Onlar girince ben de birazcık içeriye doğru girdim. Ama tabii 300'lük makineyle çekmek amacı ne kadarına çekebilirdiniz? İşte türbinleri sadece çekebilirdiniz. Sonra orada zaten ben dışarıda çektiğim fotoğraflara daha sonra baktığım zaman epey fotoğrafım var. Yani gerçekten bayağı bir fotoğraf çekmişim. Ben fotoğraflarda Egemen Korkmaz'ı fark ettim. Çünkü orada çekerken fark edemiyorsunuz. Çünkü işte bir tarafa çeviriyorsunuz, oraya çeviriyorsunuz, basıyorsunuz ama hani bir de oradaki o gerginlik de var. O biraz da panik tabii. Taraftarın sahaya atlaması üzüntü de yaşıyorsunuz içinizde. Sadece bir hani belki Trabzonlu olarak değil, bir futbol severi olarak da keşke bu noktaya gelmeseydi diye. Çünkü ben Osterwolde'nin orada orta hareketi yaparken kendi kendime konuştum. Eyvah dedim, şimdi sahaya inecekler. Bakın ben bunu çok samimi söylüyorum, yürekten söylüyorum. Eyvah dedim, o olta yaparken çekiyordum hatta fotoğrafı. Eyvah dedim, şimdi taraftar sahaya girer dedim bu harekete ve girdi 10 saniye sonra. Yani üzülüyorsunuz, futbol sever olarak üzülüyorsunuz, Trabzonlu olarak üzülüyorsunuz. Çünkü şehrin imajı son yıllarda hani bir şeyler düzeldi diyorsunuz. Evet, tam düzelmişken. Tam düzelmişken yeni baştan sarmak gerçekten yoruyor yani. Bizleri de yoruyor. Gerçekten yoruyor bunlar. Hiç görmek istemediğimiz şeyler. Dediğim gibi ben Kayseri'de de yaşadım bunları. İnanın o kadar belki daha fazlasını sahaya atılan o yabancı maddelerden. İşte bilgisayarım kırıldığı için söylüyorum. Bilgisayarımın ekran camı da kırıldığı için söylüyorum. Orada da daha fazlasını, bize daha çok fazla madde gelmişti. Çünkü maç esnasında çok. Yani Abdullah Avcı'nın kafasına canlı hamsi atılmıştı. Düşünebiliyor musunuz? Doğru. İzlemişsinizdir belki bunları. Yani neler yaşadık her yerde. Ve burada en şanssız olanlardan biri de biz foto muhabirleriyiz. Dediğim gibi ben o günü sahada çok iyi iki profil gördüm. Birisi işte Eren Elmalı, birisi Serdar Dursun. Ama Egemen Korkmaz'ı çok samimi söylüyorum. Hatta hiç fark etmediğim bir pozisyonu gördüm. İşte orada yere düşerken çekmişim. Ya diyorum işte fotoğraflara bakıyorum. Aa diyorum ben bunu da çekmişim. Çünkü o kadar kalabalık ki seçemiyorsunuz. Spor şubeden arkadaşları çektim. Çocuğu çekmişim. Orada hatta bir tanesi biraz fenalık geçirmiş. Kalabalığın içinde kalınca gözlükleri de vardı o kardeşimizin. Diğer arkadaşı ona yardım ederken çekmişim fotoğrafını. Ben ona da hatta fotoğrafı gönderdim. Çok sevdiğim kardeşlerim onlar benim. O şubedeki çocuklar yeri gelmişken onlara da... Evet, onlara da helal olsun diyelim. Özel güvenlikçilere de özel olsun diyelim hakikaten. Yani onlar da olayların... özel güvenlikçiler de spor şube gerçekten ben orada o çocukların hepsinin çok canhıraş görevlerini yerine getirmek için hiç böyle bir ayrım yapmadan özellikle inanılmaz gayret sarf ettiklerini gördüm. Hani böyle bir iki tanesi evet çok fiziği çok iyi ama hepsi de çok böyle fiziği çok güçlü değil. Ama mükemmel şekilde ben oradan müdahale ettiklerini, oradan oraya koşuşturduklarını, çünkü kırmızılı oldukları için onları çok iyi fark edebiliyordum. Bir de benim çok iyidir onlarla diyalog. Çok severim o kardeşlerimi. Trabzonspor'un deplasmanına her hafta iki tanesi gidiyor zaten takımla eşlik ettikleri için. Onlar bizim bir anlamda deplasman arkadaşımız. O yüzden birebir hepsini çok iyi tanıyorum. Çok seviyorum kardeşlerimi. Sonra da konuştum onlarla. Maçtan sonra da konuştum onlarla. Hatta durumlarını merak ettim. O bir tanesi biraz kalabalığın içinde epey bir sıkışmış sanıyorum. Onun durumunu da merak edip sordum. Daha sonra iyi olduğunu öğrendik. Ellerinden geleni yaptılar. Nurgül, çok teşekkürler yayınımıza bağlandığın için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet. Hattımızda futbol aralarından Nurgül Günaydın vardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ve bugünlükle ve bu haftalıkta Ters Köşe'nin sonuna geldik. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. HDI.